Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat 2022 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz 7.11'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Gündemimizde tabii ki öncelikle maçlar olacak. Süper Lig'de Gaziantep Yeni Malatya Spor erteleme karşılaşması dün o sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu İlk maçları dünkü iki karşılaşmayla birlikte geride kaldı. Premier Lig'de 3 maç oynandı. Bol gollü karşılaşmaları izledik. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın saat 6'da başlayan açıklamaları merak konusuydu. Hemen de zaten sosyal medya ve medyaya düştü. Menajer Ödemeli ile ilgili birçok belgeyi paylaştı. O da tabii ki bugün değerlendireceğimiz konu başlıkları arasında. Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanda olacak. Dün İsmail Kartal ve Serdar Dursun'un basın toplantıları vardı. Maç kadrosu açıklandı. Eksikler var. Muhtemel 11'ler var. Programda tüm bu konulara bakmaya özen göstereceğiz. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra hemen başlıyoruz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. ...7.16 saatlerimiz Sabah Spor'una devam ediyoruz. Dün karşılaşmalar vardı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Premier Lig'de hem de Süper Lig'de. Süper Lig'deki maç tabii maçın ikinci yarısı oynandı. Gaziantep Yeni Malatya Spor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Gol sesi çıkmadı maçın ikinci yarısında da. Aslında bol pozisyondu. Hem Gaziantep'in pozisyonlara girdi hem Yeni Malatya Spor'un da birçok eksiğine rağmen Gaziantep'i zorladığı bir karşılaşma oldu. Ama Malatya ligde kalma umutlarını pek yükseltemedi bu karşılaşmayla birlikte. Antep cephesinde de ufak çaplı bir protesto oluştu. Sonuçta rakibi ligin dibindeki ve birçok eksikliği takımın en önemli futbolcu neredeyse yoktu Yeni Malatya Spor'da. Genç birçok oyuncuyla oynamak durumunda kaldılar. Ama Antep'te o kaleyi, işte Ertaç'ı, savunmayı aşamadı. Şampiyonlar Ligi orada da toplamda 6 gol gördük iki karşılaşmada. Benfica-Ajax mücadelesi ilk yarıdan 3 gol oldu. Ajax Tadic ve Haller'le goller buldu. Haller kendi kalesine attı 2-1 ve Yaremchuk ikinci yarıda Benfica adına golü atan isim oldu ve maç 2-2 berabere sona erdi. Atletico Madrid Manchester United burada da Ronaldo'nun Atletico'ya karşı ne yapacağı merak konusuydu. Ama orada Ronaldo'dan çok genç yetenek herhalde diyeceğimiz Elanga konuşuldu. O da beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın 80. dakikasındaki ilk golde 7'de Joao Felix'ten gelmişti. Atletico Madrid'de. Ali abi sen bu karşılaşmanın ilk yarısını takip ettin ama pek dediğini o, bulamadın. Ali özür dileyerek bir araya gireyim ben. Ali maçı yorumlamaya başlamadan önce farklı bir şey söyleyeceğim. Herkese günaydın diyeyim ben de.
bizimle beraber radyolarını açanlar, kalkanlar, sabah işe gidenler, okula gidenler, kim şu anda bizi dinliyorsa hem günaydın diyeyim, hem de maçlara tabii kendi futbol gündemimiz, işte senin açtığın gibi, açılışını yaptığın gibi tamamen spor odaklı bir gündem elbette işimiz bizim, ama şu anda maalesef çok kötü haberler geliyor Rusya'nın Ukrayna'ya. Zaten büyük bir gerginlik vardı. Savaşa dönüşmesinden endişe duyuluyordu. Putin'in yaptığı geniş çaplı, tarihi de kendince değerlendirdiği açıklamaları geçmişti. Bunu herkes biliyordur ama bu sabaha karşı çok sıcak gelişmeler var ve maalesef korkulan oldu. Rusya Ukrayna topraklarında Donbas bölgesini işgal etmiş vaziyette, ki Donbas bölgesinde hem ayrılıkçılar hem Ukrayna yanlıları zaten vardı, ama tümünü işgal edince Rusya Ukrayna'ya savaş açmış oldu. Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri, çatışma haberleri geliyor. Bütün dünya piyasaları da bu savaşı fiyatlamaya çok erken saatlerde, Asya piyasasından hiç bitmeyen, hiç durmayan Bitcoin piyasasından başlayarak fiyatlamaya başlıyor. Dolar yükselmeye başlıyor. Bizim paramız da değer kaybedecek bugün. Dünyadaki bütün borsalar düşüyor ve düşecek, açılan her borsa bizim borsamıza dahil. Dolayısıyla hem dünya piyasaları tarafında hem de her şeyden daha önemli olan insan canı, Ukrayna'da şu anda bir can pazarı. Tabii bu dünya savaşına kadar gidebileceğini televizyonlarda yorumcular uzun bir zamandır değerlendiriyorlar. Çünkü Ukrayna şu anda arkasında NATO var, Amerika var. Rusya şu anda bütün dünyaya, NATO'ya, Amerika'ya meydan okumuş vaziyette. Bu kamplaşma bir dünya savaşına mı götürür bizi? Üçüncü dünya savaşına mı? Yoksa bölgesel bir çatışma olarak yönetilebilir, kontrol edilebilir mi? Bilemiyoruz, ama şu anda Rusya bütün dünyaya meydan okuyarak Ukrayna'yı işgal ediyor. Yani en azından gelen haberler bu yönde. Ve sabah birkaç saattir eğer bakmadılarsa haberlere, gerçekten tarihi anlar. Bütün televizyonlar yurt dışında şu anda canlı yayını Ukrayna'yı veriyor. Biz de ilk defa spor kanallarını değil CNN'i açtık önümüze. CNN International'ı açtık ki sürekli Rusya'ya yapılacak yaptırımlarla, Rusya'nın beraberinde Ukrayna işgaliyle ilgili haberler yapılıyor. Savaş başımıza gelebilecek en kötü bir şey dünya için ve bizim için. Tabii bizi ayrıca ilgilendiriyor Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden bahsediyoruz, Rusya ve Ukrayna. Karadeniz çok önemli bu anlamda. Türkiye'nin rolü çok önemli. Bizim NATO ülkesiyiz. Ukrayna'yı desteklemek durumundayız ki daha önce kınamıştık Rusya'yı. Zaten bu Donbas'ın bağımsızlığını, oradaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve onları destekleyecek olduğunu söylemesi üzerine biz kınamada bulunmuştuk. Çünkü Ukrayna toprakları ve Minsk anlaşmasını ihlal anlamına geliyor. Bunu kınadık, ama arkasından da biz şunu söyledik. Biz dedik Rusya'yla da Ukrayna'da da dost kalmak istiyoruz. Bir arabulucu pozisyondayız. Dolayısıyla biz taraf olmak istemiyoruz. Kınıyoruz Rusya'yı, ama bu işi iki tarafı da kaybetmeden arabulucu görevimizi yaparak masada çözmek istiyoruz diye taraf olmama, ki bu doğru bir yaklaşım bizim ülkemiz için. Bunu yapmaya çalıştık, ama tabii bunu ne kadar yapabiliriz? Artık arabuluculuk, masanın devrildiği yerde arabuluculuk nasıl yapılacak? Ve biz taraf seçmek zorunda kaldığımızda kesinlikle Rusya tarafında olmamamız gerekir. NATO ülkesi olduğumuz için NATO ile beraber hareket etmemiz gerekir. Ama bizim rolümüz çok kritik. Karadeniz bizden sorulur. Montreux Anlaşması'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Tabii bu çok zor bir karar, çünkü Rusya'yı karşımıza aldığımızda bölgedeki çok büyük bir gücü, dünya gücünün, dünya devi bir gücü, komşumuzu, turizm gelirimiz büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna'ya bağlı. Tahıl ithalatımız oraya bağlı. Dolayısıyla bizi de zor günler, ekstradan zor günler bizi bekliyor. Ama her şeyden daha tabii önemlisi öncelikle şu anda Ukrayna'daki sivillerin durumu. Hakikaten çok kötü haberler geliyor. Savaş olabilecek en kötü şey. Dolayısıyla bunların hepsi sporun önünde. Bunları da bir bilgi olarak sadece vermiş olalım. Ondan sonra kendi gündemimize devam edelim. Evet Ali abi, sendeyiz. Evet, ben dün hani Benfica Ajax yerine Atletico Madrid Manchester United'ı tercih ettim. Dün atmosfer bayağı yüksekti Madrid'de. Güzel bir ortam vardı. Maçın başında açıkçası heyecanlandım, herhalde dedim güzel bir karşılaşma olacak. Atletico Madrid'de oldukça iyi başladı ve henüz daha 10 dakika dolmadan Felix'le de 1-0'a geçti ki çok güzel bir gol attı. Uçarak bir kafa vuruşu yaptı, direğin içine çarptı, sonra ağlarla buluştu.
Manchester United ilk yarının hemen hemen tamamında pas yapmakta, rakip yarı alanda çoğalmakta, pozisyon yaratmakta oldukça zorlandı. Dakikalar 35-36'yı gösteriyordu. Engin Kerel'e şöyle bir istatistik verdi maçta. 35 ya da 36'da Manchester United'ın rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuğu bir an yoktu. İlk yarıda da olmadı. İlk yarıda da olmadı demek ki. Hakikaten işte ondan bir dakika sonra bir Ronaldo uzaktan denedi. Ama onun dışında hiçbir Manchester United etkinliği göremedik. Atletico Madrid hani ilk yarıda belki onlar da çok fazla pozisyon bulamadılar ama önde oynayan, iyi pres yapan, rakibi kendine yaklaştırmayan, hatta yine Engin Kerel'e güzel bir yorum yaptı. Tam dedi Atletico Madrid'in istediği gibi. Çünkü Atletico Madrid kalesinden oldukça uzakta oynandı. Oyunun merkezi Atletico Madrid kalesinden oldukça uzaktı. Dün seninle konuşmuştuk. Fenerbahçe özelinde takımların sen hücumda ve savunmada farklı formasyonlarda dizilebileceğini söylemiştin. Atletico Madrid aslında bunun çok güzel bir örneği. Dün Atletico Madrid'i izlerken tabii onlar bu konuda en iyi takımlardan biri ama savunmada o kadar net bir 5-3-2 oynuyorlar ki onu görmemek, anlamamak mümkün değil. Ama hücuma çıktıkları zaman da o düzen bozuluyor Atletico Madrid'de. O açıdan izlemek keyifli Atletico Madrid'i. İkinci yarıda, hatta ilk yarının sonunda direkten dönen bir top var Atletico Madrid adına. 44-45. dakikada. O gol olsa Manchester United'ın oradan maçı çevirmesi çok kolay değildi. İkinci yarıda bir hata. Reinildo'nun topa müdahale edememesi hızlı çıkan Manchester United karşısında ve işte az önce sen söyledin Elanga'nın topa ilk dokunmasında dakikalar 80'i gösterirken United golü buldu ve akabinde maç 1-1 bitti. Gerçi Griezmann'ın da yine direkten dönen bir topu var korner sonrasında. Hani Atletico Madrid açısından açıkçası 90 dakika sonunda ya biz nasıl berabere kaldık diyecekleri bir mücadele oldu gibi. Ama ne oluyor artık, kendi sahanda gol yemenin bir esprisi yok. Atletico Madrid Manchester United eşleşmesinde dengenin yakın olduğunu biliyorduk ama dün Atletico Madrid'in biraz daha en azından ilk maça iyi hazırlandığını, sağ avantajını doğru kullandığını ve iyi bir oyun ortaya koyduğunu gördük. Hani rövanş yine bence oldukça açık. United'da Ronaldo'nun tabii Atletico Madrid karşısındaki performansı, daha önceki performansları, bu stattaki performansı, işte o statta golü ve asisti yokmuş. Yokmuş. İşte eliyle 5 yapmıştı hatırla Atletico Madrid taraftarlarına. Hani ben 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandım, siz hiç kazanamadınız. Bir sürü hikayesi vardı o tarafta. Ronaldo da oldukça sıkıntılı bir gündeydi. Hakem ve hakemin kararlarıyla ilgili pek memnun değildi Ronaldo. Özellikle ilk yarıda bir pozisyon vardı ki orada ben Ronaldo'nun haklı olduğunu düşünüyorum. Ronaldo merkezde orta sahada presle bir topu kaptı. Yanında da Sancho ya da Rashford vardı ve bomboştu. Yani Ronaldo orada o pası verecek. Büyük ihtimalle arkadaşını karşı karşıya bırakacaktı. Ama hakem kolay bir düdük çaldı. Ronaldo ona bayağı bir sinirlendi haklı olarak. Ama bunlar oluyor tabii. Bir tane frikiği var yine ikinci yarıda. Bayağı eleştirildi. Daha doğrusu eleştirildi demeyeyim de. Çok kötü kullandı. Yani çok çok kötü değil aslında. Hani kötü bir frikik ama öyle çok kötü, hani saçma sapan kendini güldürecek bir frikik değil ama işte tribünlerin Ronaldo'ya olan tepkisi yüzünden orada da tezahürat yapıldı. Neticede çok da öyle hani izleyenlere keyif veren bir karşılaşma olmadı. Başlangıç güzeldi. İlk 10-15 dakika güzeldi. Ondan sonra bayağı bir yavaşladı mücadele. Evet, diğer maç daha gollü geçti. Benfica Ajax karşılaşması 4 gole sahne oldu. İlk yarıdan 3 gol izledi futbol severler. Haller tabii çok konuşulan bir isim. Ajax'la inanılmaz bir performans o da ortaya koyuyor. Şampiyonlar Ligi grupları üzerine son 16 turunda da golle başlaması. Gerçi önce kendi kalesine golü attı karşılaşmada ama sonrasında alışık olduğu üzere rakip kaleye de golü gönderdi. 11 gole ulaştı Sebastian Haller. Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda ve bu Ajax'ta rekorun egal edilmesi demek. Daha önce 1975-76 sezonunda Ruud Gullit bunu başarmış Ajax formasıyla. Haller'de onu yakalıyor ki önü de çok açık. Eğer tabii turu da geçebilirlerse, rövanşta da bir tane atabilirse rekoru da kırmış olacak. Ajax tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırdı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol attı. Gol attı.
Dušan Tadić 2018-19'da 9 gol atmış Ajax formasıyla, ki o da hani bir santrfor değil. Gerçi hücum hattında oynuyordu en ileri uçta ama Haller gibi bir nokta santrfor diyemeyiz kendisi. Onun da performansı çok etkileyici. O dönem sanıyorum yarı finale kaldıkları dönem Ajax'ın. Huntelaar var listede. Litmanen var. Soren Lerby yine 70'lerin sonu 80'lerin başı hatırlayacaklardır dinleyicilerimiz. Bu gibi isimleri geçmeyi başardı Haller. O açıdan iyi ama tabii Benfica karşısında galip gelememek çok ağır favoriyken. Dün iddiada da oranları biz söyledik. 1.50 civarıydı. 1.50 civarıydı Ajax'ın galibiyeti. Bu orana rağmen Ajax kazanamadı ama çok büyük bir dezavantajı da yok. Bakalım rövanşta neler olacak, var mı o maçla ilgili ekleyeceğin Ali abi? Yok, sen notları söyledin. Şimdi ben de bakıyorum hani özetlerde ekstra bir şey görebilir miyim diye. Bu arada dileyenler de hani maçları merak edenler de Excel'in YouTube hesabından özetleri görebilir. Gerçi onlar her yere veriyorlar görüntüleri. Televizyonlarda da rastlayabilirsiniz ama hani internet üzerinden izlemek isteyen YouTube'da Excel hesabından izleyebiliyor özetleri. Reklamdan önce Premier Lig'deki maçları da hızlıca söyleyeyim. Liverpool Leeds United 6-0 yendi. Ali abi dün 6 dedik. Evet, daha da farklı bir oran vermişti. Farklı bir bahis önermişti sizlere ama olmadı. Melih beni uyardı abi, dedi bak istiyorsan dedi Banko Lig'deki kuponda maç sonu 1 ve 3.5 üstü yapalım dedi. Çok gol olur o dedi karşılaşma. Tam olur ama 4.5-6 az mı dedim. O şeyi de düşünüyordu. Leeds'in de gol atacağını düşünüyordu. İşte ona ben gerek kalmadan. Pek emin değildim. Evet, ona gerek kalmadan Liverpool sağ olsun 6 tane attı. Muhammed Salah penaltıdan 2 gol. Matip bir gol. Mane 2 gol. Van Dijk da 1 gol. Evet. Ama penaltılarla Leeds'imizin moralini bozdular daha maçın başında. 3 evet. Golün ikisi penaltıdan geldi. Şaka bir tarafa, orada şeyler başlayana kadar 15 dakika izledim. 22.30'da Burnley Tottenham maçı başladı. 15 dakika onu. 22.45'te Liverpool Leeds başladı. 15 dakika onu. Sonra Manchester United maçına geçtim. Liverpool Leeds maçında Leeds'in tabii çok ciddi eksikleri vardı. Onu söylemek lazım. Liverpool'da öyle çok esip gürlemedi ilk 15 dakikada. Ama penaltıyla gelen golle birlikte Leeds'in belli ki direnci kırılmış. Ve ondan sonra güle oynaya bir galibiyet. Puan farkı artık 3. Ve Premier Lig'de artık sezonun bitimine kısa bir süre kala yarış tekrar başladı. Sen geçen gün söyledin, daha oynanmamış bir Liverpool Manchester City maçı var. Dün 6 gol tabi averaj açısından da Liverpool'a bir artı sağladı. Tam averajlar nasıl bilmiyorum ama yani puanlar çok yakın olduğu için Liverpool artık, önde averajda. Evet, o hesaplarda yapılacaktır. Liverpool'un 50 averajı. City'nin 46. City'nin 46, evet. Chelsea'nin de 31 averajı. Yani dünkü gollerle öne geçti yani. Evet, dünkü gollerle. Dünkü gollerle Liverpool averajla öne geçti. Artık bitimi 12 hafta var. Aynı bizde olduğu gibi. Bayağı güzel, keyifli olacak. Leeds açısından da ciddi anlamda bir düşme tehlikesi oluştu. Dün şanlı Burnley Tottenham'ı mağlup edince 1-0. Orada işler bayağı bir karıştı. Orada Watford ve Norwich'in çok kendini kurtarma ihtimali gözükmüyor. Puanlar çok uzak olmasa da ama hani Leeds, Brentford, Newcastle, Burnley takımlarından biri düşecek diye düşünmekteyim. Everton da var arada ama onlar düşmez diye düşünüyorum. Belli olmaz diyeyim. Ben de ekleyeyim biliyorsun bu dönemlerde. Yorumlarım çok şey belli olmuyor evet, sende. Öyle ama futbol bu yani. Belli olmaz bu kadar. Emin nasıl konuşabilirsin Everton'la ilgili hiç. Öyle bir durum yok şu anda. Bayağı yakından hissediyorlar düşme korkusunu onlar da. Son olarak da Tottenham'da Conte maç sonu açıklamaları onun da damga vurdu. Eğer olmuyorsa çok zorlamamak lazıma getirdi Conte. Hani Tottenham yönetiminin kendisiyle ilgili bir karar alabileceğini söyledi. Çünkü son 5 maç 4 mağlubiyet oldu Tottenham. Kazandıkları tek maçta lider Manchester City'ye karşı. O da enteresan. Çok ilginç bir çıkış yaptı Conte. Evet, çok iddialı. Hani çok iyi maaş kazanıyorum ama hani bu kadar kötü performansla da devam etmek pek mantıklı gözükmüyor dedi. Bakalım orada neler olacak. Tottenham bu haftada Leeds United deplasmanda olacak hafta sonu. 2 gün sonra o karşılaşmada cumartesi günü oynanacak. Oradaki sonuca göre Conte dönemi de Tottenham'da beklenenden çok erken sona erebilir. Bakalım onu da yakından yani takip ediyoruz. Şöyle diyor, son 5 maçta 4 yenilgi aldık. Belki de kulüp benim hakkımda bir daha düşünmeli. İşleri düzeltmek için geldim ama görüyorum ki düzeltemiyorum. Belki de doğru kişi değilim. Evet. Conte'den iddialı açıklamalar. Şimdi ara vaktimiz geldi. 7.33 saatlerimiz. Aradan sonra Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'da dün Burak Elmas'ın üyelerle yaptığı bir toplantı vardı. Menajer ödemelerini
açıkladı ve tabii ki çok çarpıcı bilgiler var. Onları yorumlamaya başlayacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.40 saatlerimiz Galatasaray'la geri döndük. Başkan Burak Elmas dün 2015 ile 2022 yılları arasında, yani 7 yıllık dönemi kapsayan futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen rakamları açıkladı. 51 futbolcu transferi yapıldı bu dönemde ve 66 oyuncu temsilcisine toplamda 39 milyon euroluk menajerlik komisyonu ödendiği duyuruldu. Tabii burada dikkat çeken kısımlar var elbette. Birincisi 51 futbolcu için 66 temsilciye para ödenmesi kısmı. Mesela Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemlerinde futbolcu başına bir temsilciye, menajere para ödenirken Mustafa Cengiz dönemindeki transferlerde özellikle birden fazla menajere ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Falka, Sekidika, Mitroğlu, Seri, Enzonzi gibi isimler bunların arasında. Bazı futbolcuların yine menajerlerine normalde %10'dur menajerlik ücreti futbolcunun maaşının. İşte Cagne'de %18, Luyendama'da %21, Mitroğlu'da %19.8, Enzonzi'de %27, Seri'de %19 gibi normalin üstü ödemeler yapıldı yine. Dün Burak Elmas tarafından paylaşıldı. Falcao'nun yine menajerine yüklü bir ödeme yapıldığı paylaşıldı. 3 milyon 750 bin euroluk bir menajerlik ücreti ve 3 farklı temsilciye bu para yatırılmış. Hatta bu menajerlere olan borçlardan dolayı da ekstra faiz ödemesi yapıldığı açıklandı Burak Elmas tarafından. Bazı menajerlere çok geniş yetkiler verildiği yönetim tarafından yine bu konuşuldu. Takım, isim, futbolcu fark etmeksizin çok geniş yetkilerle donatıldığı söylendi. Bazı menajerlerin çok yüklü, yine oran olarak çok yüklü toplam paranın önemli bir kısmının birkaç menajere gitti yine Galatasaray'da dün yazıldı. Çok fazla isim verilmedi ama aşağı yukarı herkes hangi menajerlerin olduğunu tahmin ediyordur. Bayağı bir ses getiren açıklamalar oldu Burak Elmas'tan. Kendi dönemiyle ilgili de konuştu. Hatta bizim dönemimizle ilgili elinde bilgisi, belgesi olan varsa da bize ulaşsın. Biz de gerekli yerlere başvuruyu yapacağız dedi. Gomis'in, Peña'nın, Erik Pulgar'ın, Semih'in de yine ücretlerini açıkladı. Pulgar 750 bin euro. Yarım sezon için Peña 375 bin euro. Gomis 750 bin. Semih Kaya'da 4 milyon TL alacak sezonun geri kalanı adına. Bir başlangıç yaptı Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu açıklamaları yaparak. İşin tabii hukuki boyutu da olacaktır. Beşiktaş'ta Ahmet Nurçebi'nin o hazırlattığı rapor sonucu iş mahkemelere taşınmıştı. Galatasaray'da da anladığımız burada çünkü usule aykırı harcamalar olduğu gözüküyor. Çünkü birçok işte bilgi belge paylaştı Burak Elmas. Kafasından uydurmadı bunları. Bu işin hukuki de bir boyutu olacak. Barış abi, siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray'daki? Tabii ben yani açıklamalar bence bizim işin iç yüzüyle ilgili yorum yapmamız için yeterli değil. Bu yani Beşiktaş'ta yaşanan bir rapor ve değerlendirilen bir rapor ve Fikret Orman'ın ihracına giden süreç var. O dahil yani orada bile bazı satır başlarıyla işte şaibeli bazı değerler, rakamlar, harcamalar vesaire telaffuz edildi. Onlar bile çok daha ayrıntıya, açıklamaya muhtaç şeyler. Burada tabii çok daha prematüre bir durum var. Sadece bir yine burada bir menajerler üzerinden senin söylediğin gibi bir yolsuzluk, usulsüzlük, kulübü zarara uğratmak, buradaki kasıt ne ölçüde vardır, ne kadarı kötü niyettir, ne kadarı ihmaldir, ne kadarı ticari konudur, bunları ayıklamak
ölçmek, biçmek çok kolay şeyler değil. Hassas konular, para konusu. Görevde olan, o zaman görevde olan insanların yönetici olarak ya da profesyonel olarak seçilmiş olarak ya da atanmış olarak görevde olan insanların birçoğu bugün zaten ortalıktadır. Yani onlar hesap vermeye çağrılır. Benim hoşuma giden şey şudur. Yani onun için burada şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye bir değerlendirme yapmak için çok erken. Dediğim gibi bunu daha detaylarını öğrenmemiz lazım. Ama ben bunları çok olumlu bulurum. Neden olumlu bulurum? Bu tip şeyler nerede ne varsa açığa çıksın isterim. Sadece bu Galatasaray'la ilgili değil, Türk futboluyla, Türk sporuyla, bütün kulüplerle ilgili değil, her konuda toplumu ilgilendiren her konuda hesap verilebilirlik, şeffaflık, hesap sormak, adalet arayışı, haksızlığa, hukuksuzluğa, usulsüzlüğe, yolsuzluğa karşı her türlü adımı heyecanla ve alkışla desteklerim. Ben isterim ki toprağın altında hiçbir şey kalmasın. Her şey gün yüzüne çıksın. Halının altında hiçbir şey kalmasın. Kimin ne yanlışı varsa, kimin ne kötü niyeti varsa hepsi ortaya çıksın. Yani bu sadece ekonomik konularda değil, diğer her türlü sporla ilgili veya başka konularda her şey ortaya çıksın isterim. Dolayısıyla hani buna amene tabire bağırsakların temizlenmesi mi dersiniz, temiz eller operasyonu mu dersiniz, yolsuzlukla mücadele mi, şeffaflık mı, adalet arayışı mı, ne derseniz deyin, bunun adına ne derseniz deyin, başlığı nasıl atarsanız atın. Bununla alakalı bir eğer eylem varsa, bir girişim varsa, hukuki bir süreç başlıyorsa, hangi kulüpmüş, hangi konuymuş, nereye varırmış sonu, hiç umurumda bile olmaz. İnşallah ne varsa ortaya doğru bir şekilde, haklının haksızın ayırt edildiği şekilde, iyi niyetinin kötü niyetinin ayırt edildiği şekilde ortaya çıkar. Adalet yerini her konuda bulur. Benim söyleyeceğim budur yani. Onun dışında işte söylenenler çerçevesinde bunlar dediğim gibi daha soruşturma konusu olacak, araştırma konusu olacak ve mahkeme konusu olacak. O zaman bütün delilleriyle her şey ortaya konduğunda biz de bilgi sahibi olacağız. Şu anda benim yorum yapmam için erken ama prensip olarak harika haberlere uyandık diyebilirim bu manada. Birkaç yine detay vereyim. Denetleme şirketinin Galatasaray aleyhine yapılan tespit ettiği birkaç nokta var. Mesela Galatasaray altyapısında yetişen 11 sporcunun profesyonel futbolcu statüsünde başka kulüpler tarafından transfer edildiği ve Galatasaray'ın yetiştirme tazminatından ettiği feragatlar. Futbolcu sözleşmelerinde kulüp aleyhine yer alan istisnai ceza maddeleri. Yine futbolcu sözleşmelerinde istisnai menajer komisyon ücretleri. Az önce zaten birkaçını örneklendirdim. Futbolcu sözleşmesinden sonra düzenlenen temsilci sözleşmesi. Toplamda 38 futbolcu ile ilgili işlemde 19 futbolcu transferinde kabul gören %10'un üstünde menajerlik komisyonları, ki az önce yine birkaçını %10 üzerinde olanları sizlere aktarmıştım. Sekidika ile ilgili olan kısım tabii dikkat çekici. Galatasaray'a Eskişehir Spor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi de kirada Eyüp Spor'da. Oyuncunun net kazancı üzerinden menajerlik harcaması %171 oranında yüksek. Yani %10 normalde menajerlik komisyonu, %171'lik bir oran tespit edilmiş. İmaj hakları için 1.125 milyon euro. İşte resmi müsabakaların en az %51'ine başlarsa ilk 11'de işte imaj hakkının %25 oranında artırılması, temsilciye ödenen para 1,5 milyon euro bu transferde. Dediğim gibi çok ekstra bir ödeme yapılmış Sekidika'nın menajerine. Galatasaray'a toplam maliyeti brüt olarak 2 milyon euroyu bulmuş. Bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durum Galatasaray'da. Falcao'nun da yine 3 yıllık garanti ücreti toplamda 15 milyon euroydu ama bu menajerlik ödemeleri, faizler vesaire derken Galatasaray'a da maliyeti 22.9 milyon euro olmuş. Falcao'nun gerçekten olağanüstü paralardan bahsediyoruz bu dönemde. En çok harcama Mustafa Cengiz döneminde yapılmış. Onu da söyleyelim. Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon euroluk bir menajerlik ödemesi var. Dursun Özbek döneminde 12 milyon euro. Burak Elmas döneminde de şu ana kadar 4 milyon euroluk harcama yapılmış.
Mesela Falcao'nunkini sen tabii milyon euro olarak söylüyorsun. Milyon euro olarak bile duda uçulatıcı ama Türk lirasına çevirdiğin zaman şu an 330 milyon lira gibi anormal bir rakam ortaya çıkıyor. Tabii o dönemin hani kuru çok farklı olduğu için ben TL rakamını söylemek istemedim. Cagney'in de maliyeti 3 aşağı 5 yukarı bu kadar diye açıklandı Galatasaray'da. Rakamlar korkunç. 38 transferin 19'unda menajerlik ücretlerinin olması gerekenden fazla olduğu söyleniyor. Bu da her iki transferden birinde neredeyse menajerlerin hak ettiğinden daha fazla para aldığını ortaya çıkarmakta. Tabii bunlarda birçok farklı durumlar da ortaya çıkabiliyor. İşte UEFA Finansal Fair Play'in sağından solundan geçmek için yapılan hamleler, bunları biliyoruz. Menajere ödenen rakamların bir kısmı bazen belki oyunculara gidiyor. Bunlar da konuşuluyor hep. Galatasaray'ın ya da Burak Elmas'ın bunu açıklaması Galatasaray açısından tabii ki olumlu. Ancak bunun da sonrasında artık yapılan her transferde benzer bir beklenti ortaya çıkacaktır. Galatasaray bu adımı atarak, Burak Elmas bu adımı atarak belki bundan sonraki transferlerde hani nasıl oyuncunun ücreti açıklanıyor, işte primi açıklanıyor, o açıklanıyor, bu açıklanıyor. Belki menajer ücretinin de açıklanması eklenebilir. Bunu Trabzonspor yapıyor kap açıklamasında şu anda. Evet, yani Galatasaray'da çünkü çok fazla tartışma yapıldığı için belki bu şeffaflık da beklenebilir. Bundan sonra tabii iş hep söylediğim gibi kulübün denetim organlarında, denetim organlarının da bu tarz transferlerde bence çok önemli bir görevi var. Özellikle bundan sonraki süreçte. Şimdi bundan sonra hani Barış abi diyor ya, işi yargıya gidersen de söylüyorsun. Hı hı. Oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı emin değilim ben kendi adıma, ama bundan sonrası çok önemli. Galatasaray'da hani böyle bir adım atıldıktan sonra hani menajer ücretlerinin işte %19'lar, %18'ler gibi anormal rakamlar olmaması gerekir. Bakalım, hep beraber izleyeceğiz ama şunu da eklemek lazım herhalde. Diğer kulüplerde de araştırmalar yapılsa çok farklı bir senaryo çıkacağını ben zannetmiyorum. Yok, bence de her kulüp için benzerdir. Burada önemli olan bence üzerine gidilmesi çok güzel. Beşiktaş'ın da Ahmet Nur Çebi'nin de o hazırlattığı rapor çok uzun sürse de onu kamuoyuyla paylaşması. O süreç çünkü çok önceden bittiği haberini almıştık biz Atilla abiyle. Ama paylaşmaları uzun sürdü Beşiktaş yönetiminin. Galatasaray'ın şimdi bunu araştırması ve kamuoyuyla bir anlamda sonuçta hani üyeleri açıkladı ama bunun zaten basına hemen düşeceği belliydi. Bir anlamda kamuoyuna yapılmış bir açıklama. Ve eğer gerçekten en ufak bir suistimal varsa bunun cezası verilmeli ve bundan sonrası için dediğin gibi en azından göreve gelecek yönetimler, başkanlar, yöneticiler, ya geçmişte de böyle böyle suistimaller vardı, bu cezalar verildi, biz de artık ayağımızı ona göre uzatalım. Hani biz de herhangi bir yan yola sapmadan kulübü yönetmeye çalışalım demesi lazım. Bunun için de tabii ki işi yargıya taşınıp eğer gerçekten suistimal varsa tabii ki bu dediklerim. Yoksa orası ayrı bir tartışma ama varsa bunun cezası verilmeli. Bundan sonra gelecek yönetimlerin de ona göre davranması gerekli. Şimdilik üyeler arasında da Galatasaray arasında da bu açıklamalar tabii bayağı bir konuşuldu. Benimsendi. Bu arada KPMG denetim kurulundan bu rapor paylaşıldı. Hani Galatasaray'ın kendi hazırladığı bir rapor değil, bir profesyonel kuruma bunu hazırlattılar. Onların hazırladığı raporu dün Galatasaray Başkanı Burak Elmas kamuoyuyla paylaştı. Tabii Galatasaray şu anda ligde kötü giderken bu konu tabii konuşuluyor bir yandan ama asıl önemli olan Galatasaray'ın ligde performansını yükseltmesi. Onunla birlikte bu açıklamalar yapılsaydı herhalde etkisi çok daha fazla olurdu ama maalesef bizde işler iyi giderken genelde bu tarz konulara girilmiyor. Hani kol kırılır, yen içinde kalınır deniyor. İşler kötü gittiğinde ancak bunları biz duyabiliyoruz. O yüzden de hani bunları keşke beklemeden açıklamalar yapılsa diyeyim son olarak ve araya gidelim. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet,
Devam ediyoruz. Galatasaray'la başladık. Buçuktan sonra Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları vardı. Dün bir de Halil Dervişoğlu'nun paylaşımı tabii konuşuldu. Bir açıklama yaptı Halil Dervişoğlu. Bir önceki gün onun da maç esnasındaki görüntüsü sosyal medyaya düşmüş. Galatasaray taraftarında tepkisini çekmişti. Penaltı tartışmalarının olduğu bölümde yedek kulübesinde. Hani somurtarak oturan bir profil Galatasaraylıların da pek hoşuna gitmemişti. Ali Dervişoğlu bu görüntünün sebebi olarak maçta istediği performansı gösterememesi ve gerekli katkıyı sağlayamaması olduğunu ifade etti. Ki bu da gayet insani bir durum. Her futbolcu her pozisyona aynı tepkiyi verecek diye bir durum söz konusu değil. Halil'in de tarzı farklı. Maçta da silik bir görüntüdeydi. Daha ikinci forvet gibi aslında sevdiği bir bölgede değerlendirildi Torrent tarafından ama Göztepe'nin baskısı karşısında o da hem çok fazla topla buluşamadı, buluştuğu anlarda da kafasındakileri yapamadı. Oyundan alındı. Onun hayal kırıklığıyla yedek kulübesinde oturduğunu ve o yüzden tepki vermediğini söylüyor ama tabii gazeteler, Galatasaray muhabirleri Halil'le ilgili iki gündür haberler yapıyor. Yeni sezonda teknik heyet tarafından da düşünülmediği ve Galatasaray'da yeni sezonda olmayacağı söyleniyor. Hatta dün haberini de paylaştık. Beşiktaş'ın ona karşı bir ilgisi olduğu söylendi ki sezon başında da yine hatırlayacaksınızdır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Halil'le ilgili bir kendilerine teklif geldiğini ama kendilerinin kabul etmediğini söylemişti. Fenerbahçe'ye önerilmiş bir futbolcuydu. Yeni sezonda onu anladığımız kadarıyla tabii ki haberlere göre Galatasaray'da görmeyeceğiz. Beşiktaş muhtemel takımlardan biri. Trabzonspor keza ki onlar da aslında hücum hattına birçok takviye yaptılar genç olarak. Enis Destan'ı aldılar. Emran Gedikli geldi. Giannini Cornelius bayağı bir oyuncusu var ama yine de Trabzonsporlu olması ya da Trabzonlu olması ailesinin Halil Dervişoğlu'nun bu transferde etkili olabileceği söyleniyor. Evet, yeni saatteyiz. Yeni saatte Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de bugün çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Konferans Ligi playoff revanş maçında Slavia Prag'ın konu olacak. İlk maçta Kadıköy'de 3-2'lik bir mağlubiyet gelmişti. Bu maçta en az bir farklı galibiyet gerekiyor. En azından maçı uzatmaya götürebilmek için. Ama Fenerbahçe'de de önemli eksikler var bu karşılaşma öncesi. İyi haberler de var tabii ki çift taraflı. Gustavo yok, Novak yok. Mesut Özil iyileşmesine rağmen kamp kadrosuna alınmadı, götürülmedi Prag'a. Onu söylemek lazım. Zaten UEFA listesinde olmayan Crespo, Rossi, Burak Kapacak, Çağatay gibi futbolcuları vardı. Fenerbahçe'de onlar da yok. Kimin ufak bir sakatlığı vardı, o kadroya döndü. İrfan Can keza maçta süre alabilecek. İlk 11 başlamasa da oyuna sonradan girebilecek seviyede olduğunu söyledi İsmail Kartal. Bunlar da Fenerbahçe'nin hani nispeten iyi haberleri diyebiliriz. Zayt cezalı, bu arada onu da söyleyelim. Biraz eksik, orta saha rotasyonu biraz zayıflamış bir Fenerbahçe var. Ama savunmadaki isimler tam. Sol bekte yine Ferdi oynayacak. Sağda Nazım Sangare'yi göreceğiz. Orta sahada da farklı kombinasyonlar var. Dün Serdar Dursun basit toplantısına katıldı. İleri uçta onun oynaması bekleniyor. Ağırlıklı olarak bir tarafta Valencia tercih edilebilir. Solda sağda Osay Samuel. Hani onun yeri garanti gibi gözüküyor ama merkezde Sosa, Mert Hakan, Ozan üçlüsünden ikisinin oynayıp Pelkas'ın yine 10 numarada forma giyebileceği söyleniyor. Tabii taraftarın hani tüm bu oyuncuları saydım, asıl beklediği isim Arda Güler eminim ki. Çünkü birçok kişiye heyecan verdi Arda oynadığı oyunda. İlk maçta da asist yapmıştı. Ligdeki maçta Hatay karşısında da çok etkili görmüştük Arda'yı. Bu maçta da beklenti oynaması yönünde ama İsmail Kartal oyuncuları kaybetmemekten yana olduğunu ima ederek, söyleyerek Arda'yı hani bu maç sanki yedek kulübesinde bekletecek. Belki işte gerek görürse oyuna sonradan alacak. O yüzden taraftarların beklentisi bu maçta pek karşılanacak gibi gözüküyor Ali abi. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Önü açık. Yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Öyle söyledi İsmail Kartal. Sonradan gireceği maçlar da var. Onu korumak istiyorum. Eksikleri var. Kuvvetlenmesi ve tecrübelenmesi gerekiyor. Peki Arda'ya, evet genç, çok genç ama
Diğer gençlerden çok farklı değil mi? Hani Arda kaybedilecek bir genç gibi mi duruyor şu anda? Hani performansına bakarsak. Yoksa Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir futbolcu gibi mi duruyor? Yaşından bağımsız. Tabii ki senin ikinci söylediğin olarak duruyor şu an Fenerbahçe'de. Ama İsmail Kartal bunu ne maksatla söyledi açıkçası bilmiyorum. Ne düşündü bilmiyorum. Çünkü hani soru net. 11'de başlayıp başlamayacağı soruluyor. Mesela başlamayacak diyebilirdi. Başlayacak diyebilirdi. Başlamayacak, ilerleyen dakikalarda kullanacağız diyebilirdi. Bu açıklama, ben anlamadım ne demek istediğini, net söyleyeyim. Hani yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Sonradan gireceği maçlar da var. Onu korumak istiyorum. Çok anlamış değilim İsmail Kartal'ın ne demek istediğini. Ama Fenerbahçe'de merkez orta sahada eğer Arda olmazsa, senle dün konuştuğumuz merkez orta sahanın Fenerbahçe'de sahaya çıkması bekleniyor. Pelkas da yine adaylardan biri o üç diye nazaran. Peki nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yine planlarımız var dedi İsmail Kartal maç öncesi, bir önceki maç öncesi de benzer şeyler söylemiş. Ama sahada Slavia Prag ile çok zora düşürecek bir plan görememiştik. Gerçi ikinci yarının başındaki üst üste atakları, işte direkten dönen top üzerine golü bulması bir umutlandırmıştı. Ama sonrasında üst üste iki basit golle, iki hatayla Fenerbahçe kalesine golü görüp karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı. Bu maç o planları görebilecek miyiz bu kez sahada? Yani 5-6 dakikalık iyi bir oyunla bir Avrupa maçını kazanmak kolay değil. İsmail Kartal her ne kadar ilk karşılaşmada senin söylediğin gibi planımız var dese de maç tam anlamıyla Slavia Prag'ın istediği gibi başlayıp Slavia Prag'ın istediği gibi bitmişti. Fenerbahçe bence taktik anlamında maçın hiçbir anında Slavia Prag'ı kendi formatının dışına çıkaramadı. Oyunu kendi istediği gibi şekillendiremedi, yönlendiremedi ilk karşılaşmada. Slavia Prag nasıl biliyorsak, nasıl tahmin ediyorsak, nasıl öngörüyorsak birebir aynı şekilde çıktı ve istediği futbolu oynayarak istediği sonucu alarak ülkesine döndü. O yüzden bugünkü karşılaşmada ben daha ilk maçın ardından düşündüğüm gibi hiç farklı bir noktada değilim. Slavia Prag karşısında Fenerbahçe bugün kazanacaksa Slavia Prag'ın istediği oyun oynanmamalı. Slavia Prag'ın iyi olduğu oyun oynanmamalı. Slavia Prag'ın ezber aldığı oyun oynanmamalı. Bu da işin taktiksel anlamda çözülmesi gerektiğini gösteriyor bana. Hani biz çıkalım kendi oyunumuzu oynayalım, Slavia Prag çıksın kendi oyununu oynasın, olmaz. Olsaydı ilk karşılaşma olurdu. Fenerbahçe evet daha kaliteli oyunculardan kurulu ama daha iyi bir takım değil. Bu gerçekle yüzleştiğimiz noktada taktik olarak İsmail Kartal'ın meslektaşını alt etmesi gerekir. İlk karşılaşmada İsmail Kartal işte gittik izledik analiz ettik planımız var, üçlü de oynayabiliriz, bunu uzun süredir düşünüyorum gibi şeyler söylemiş ama 90 dakika genelinde bunların hiçbirini görmemiştik ne yazık ki diyeyim. Şimdi bu karşılaşmada eğer Slavia Prag Fenerbahçe kendi ezberinin dışına çıkartabilirse bence şansı çok yüksek. Ama ilk karşılaşmadaki gibi bir gidişat Slavia Prag açısından rahat olur. Rahat bir rövanş olur. Zaten skor olarak bir gol öndeler. Ben Slavia Prag'ın ilk karşılaşmadan farklı oynamaya çalışacağını da düşünmüyorum. Mesela şu dendi. İşte ilk maçı 3-2 kazandılar. Bu kez geride oynarlar. Hayır. Öyle oynamaz Slavia Prag. Zaten Slavia Prag'ın amacı oyun merkezini kendi kalesinden uzaklaştırmak mümkün olduğu kadar. O yüzden de İstanbul'daki karşılaşmada Slavia Prag'ın geri hattı kalesine çok yakın değildi. Savunma çizgisini kalesinden oldukça uzak tuttular ama birbirine çok yakın kalabilen, takım boyu oldukça kısa bir ekip Slavia Prag ve o beraber kaymaları da çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bugün aynı formatta ben devam edeceklerini düşünüyorum. İşte Fenerbahçe'nin benzer bir anlayışla oynayacak Slavia Prag karşısında o çözüm yollarını üretmesi gereken bir taktiğe ihtiyacı var. Peki nasıl olacak? Hani önde oynayacağını düşünüyorsun. Slavia Prag'ın ki ön alan presi zaten istatistiklerde yansımış ligde de. Bunu İsmail Kartal da sanıyorum bir önceki maç öncesi söylemişti. Yine ön alan baskısı göreceğiz. Uzun toplar o zaman savunma arkasına atılacak. Toplar mı etkili olacak Fenerbahçe'de?
Tabii. Öyle bir şey mi bekliyorsun bugün? Mesela Salah'ın daha çok ön planda çıkması. Gerçi Serdar Dursun da oynayacak ileri uçta. Hani savunma arkasına koşu yapacak bir santrfor da değil. Onunla topu tutup belki Valencia o sayı Samuel'i mi kaçırmak? Aklındaki yani genelde öyle durumlarda biliyorsun. O tarz oyunlarda santraforun merkeze yaklaşıp kanatlardaki koşucuları ön plana çıkarması beklenebilir. Peki burada Fenerbahçe'de kim olabilir? Aslında sadece Serdar Dursun olarak da düşünmemek lazım. Hani bir tarafta Pelkas, merkezde Valencia, sağda Osay Samuel'de aslında bu tarz bir taktik için bence iyi bir diziliş. Çünkü Valencia oldukça hareketli bir oyuncu. İlla merkezde kalmasına gerek yok. Solo da sağda deplasör olabiliyor. İlk maçta da yine savunma arkasına sarktığı bir pozisyon vardı, evet. Maçın başında. Çok kötü kullanmıştı. İçeri verdiği pas rakibe gitmişti direkt. Hatırlayacaklardı, evet. Belki. Dolayısıyla ben ilk maçtan sonra da söyledim. Teknik adam olsam ben biraz daha Slavia Praha'nın üzerime gelmesini, biraz daha Slavia Praha üzerime doğru çağırmayı benimseyecek bir anlayışı tercih ederdim. Ondan sonra da zamanlı paslar ve doğru koşularla o arkadaki geniş boşlukları değerlendirmeye çalışırdım. Çünkü Slavia Praha'nın yetenek anlamında top onlardayken eğer siz geride sağlam durabilirseniz sizi çok korkutacak bireysel yetenekleri yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Öyle olduğu noktada Fenerbahçe bireysel bir hata yapmazsa, kale, savunma ve tabii ki merkez orta saha oyuncuları buna dahil, çok büyük bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Yani oyun Fenerbahçe skor olarak geride olsa da 3-2, Fenerbahçe yarı alanında oynanması ve 0-0 gitmesi bence Fenerbahçe için çok büyük problem oluşturmaz. Ama sen diyorsun ki basit hata olmaz, ama ilk maçta işte Altay'ın konsantrasyon eksikliği, biraz Osay Samuel'in kaptırdığı top, hani o prese karşı da Fenerbahçe'nin hata yapma şeyi artıyor. İhtimali artıyor. Bakın. İlk maç dediğim gibi. Zaten bu goller öyle geldi. Bu benim kafamdaki kurgu. İsmail Kartal pek böyle düşünmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü ilk maçın ardından da ikinci karşılaşmada topun bizde olduğu diye başlamıştı cümlesine. Hı hı. İsmail Kartal. Rövanşta topun bizde olduğu bir oyun sergilemek istiyoruz diye başlamıştı. Ancak mesela Slavia Praha eleştirirken, daha doğrusu Slavia Praha anlatmaya çalışırken sete hücum etmekte sıkıntılar olabilecek bir takım diye tanımlamıştık. Ama aynı sıkıntı Fenerbahçe'de de var. Fenerbahçe daha yetenekli oyunculardan kurulu olsa da Fenerbahçe sezonun bu bölümüne kadar sete hücum etmekte Türkiye Ligi'nde oldukça zorlandı. Evet, sizin elinizde Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Oşubu çok yetenekli oyuncular var ama Fenerbahçe hangi seti iyi yaptı derseniz Fenerbahçe'nin attığı gollerin büyük çoğunluğu geçiş oyununda oldu. Yani Giresunspor maçında bile Fenerbahçe geçiş oyunundan golleri attı. Fenerbahçe geçişi iyi yapabiliyorken neden daha zorlandığı bir oyuna yöneliyor skor alması gereken karşılaşmalarda, ben anlamış değilim. Burada Galatasaray'ın herhalde Avrupa Ligi'ndeki maçlarının formatı daha uygun gözüküyor takımlarımız için, Avrupa'da özellikle. Hani topa sahip olayım oyunundan ziyade orta alanda iyi baskı, kaptığın toplarla da direkt birkaç pasla gole gitmek daha makul gibi. Bakalım Fenerbahçe'nin akşamki sahaya yayılışı, anlayışı nasıl olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Maç 23'te. Onu söyleyelim. Eksen'de yine yayınlanacak. Prag'daki Eden Arena'da oynanacak mücadele. Maçı da İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Bilindik bir hakem. İsmini biliyorum da şu an tipi hiç gözümün önüne gelmiyor ama Kavanagh deyince hatırlarsın. Akıllarda yer etti. 3-2 gitmişti ilk maç. Avrupa kupalarında çok tecrübeli bir hakem değil. Ama Premier Lig'de ve Şampiyonşip'te karşılaşmalar yönetiyor. Baktım kart ortalamalarına. Böyle ortalama 5 sarı kart, 6 sarı kart kadar çıkarmış. Ama genelde bizim oyuncular zaten Avrupa'da pek hakem konusunda zorlanmıyorlar. Hani Türkiye Ligi'ndeki gibi davranışlar olmadığı için orada çok büyük sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah bugün de yaşamayız tabii. Şimdi böyle dedikten sonra akşam bir hakem faciası olursa eyvah olur. Umarız öyle bir durumda olmaz. Evet, 8-13 ara vaktimiz geldi. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra da telefon hattını açacağız. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, devam ediyoruz. 8.18 saatlerimiz, telefonda dinleyicimiz var. Günaydın, hoş geldiniz.
Alo. Yok, sesin geliyor mu? Buyurun. İzmir'de İlhan Yıldız, Büyükaltay taraftarıyım. Benim şu anda çok mutluyum açıkçası. İlk defa size bağlandığım için, o başka bir konu da. Ne güzel. Bir tane sorum var ve onun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda Süper Lig'in yayıncı kuruluşu fiyat konusunda çok düşük bir meblağ verdikleri için Süper Lig resmi olarak battı diyebilir miyiz? Ben bunun cevabını ciddi anlamda arıyorum. Yani bunun cevabını verirseniz sevinirim. Evet, var mı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Battı mı Süper Lig? Dinleyicimiz Süper Lig battı mı diyor yayıncı kuruluşun teklifiyle birlikte. Hayır, batmadı. Niye batsın? Yani Süper Lig hiçbir zaman batmaz. Süper Lig'in bir değeri var. Yayıncı kuruluş bugüne kadar ödemelerini çok aksattı. O oyun esnasında ödemelerin planlarını değiştirdi. Söz verdiğinin çok altında paralar ödedi. Ne oldu? Battı mı? Şimdi yeni ihale yapılıyor. Yeni ihalede de bir rakam çıkacak, bir yöntem çıkacak, bir çözüm çıkacak. Hayat devam edecek. Süper Lig o anlamda batmaz ama kulüplerin elde edeceği paralar biraz da artık burada verilecek olan karara bağlı. Şimdi bugün de yine bir görüşmeler var. Detay vermem doğru olmaz. Devam eden bir ihale süreciyle alakalı. Etik de olmaz. Taraf olduğumuz için bir yandan biz de ihalenin bir tarafıyız biliyorsunuz. Bein'le karşılıklı Saran grubu. Bizim teklifimiz çok farklı bir teklif. Bein'in teklifi konvansiyonel yöntem. Bein alacak. Bizim teklifimiz çok farklı. Gelir paylaşım modeli bir Süper Lig televizyonunun kurulup bütün platformların bu televizyona müşteri olması. Dolayısıyla eksklusif olmayan haklarla çok büyük bir kitleye 6-7 milyon en az aboneye ulaşıp buradan çok büyük reklam ve sponsorluk gelirleriyle ve parça parça alınacak paralarla değişik platformları birbirle yarıştırarak parça parça alınacak paralarla daha iyi teklifler, daha çok kulüplerin kazandığı bir formül. Yani bunu masaya koymuş vaziyette Saran grubu. Bein'in de bir teklifi var. Onlar da sürekli olarak TFF hepsiyle kulüplerle beraber görüşüyor. Bekleyeceğiz, ne olacağını göreceğiz ama karar ne olursa olsun günün sonunda kulüpler buradan bir en büyük gelir kaynağı olarak nakliyen yayından belli bir para kazanma alacaklar. Kulüpler ayaklarını yorgana göre uzatabilirler mi? Gelirlerini maksimize etmek için doğru kararı verebilirler mi? O gelen gelirleri doğru bir şekilde giderleştirebilirler mi? Yani israf etmeden tekrar gelir getirecek şekilde sportif başarı ya da katkı sağlayacak şekilde gelirleri ölçüsünde giderlerini de doğru yönetebilirler mi? Kulüplerin ayakta kalıp kalmaması buna bağlı. Süper Lig batmaz. Süper Lig'de hayat devam eder ama kulüpler ne kadar ayakta kalabilir? Kulüpler mevcut borçlarını ödemeleri noktasında 2023'ten itibaren ana para ve faiz ödemeyle beraber bir yandan da naklen gelirlerinden gelecek para, diğer gelirler, mevcut giderler, giderlerin büyük bir bölümü yabancı para cinsinden. İşte buraları yönetme konusunda küçülmeyi ne kadar becerebilirler? Küçülürken hedef küçültmemeyi ne kadar becerebilirler? Şimdi küçülmek ve hedef küçültmek iki farklı şey. Parayı doğru kullanmakla ilgili. Şimdi bir para elde ediyorsunuz, bir de o parayı harcıyorsunuz. En az parayı kazanmak, geliri arttırmak kadar önemli olan şey gideri doğru yönetmek, gideri doğru harcamak, gideri doğru yapmak. Bunlara bağlı kulüplerin akıbeti. Yani kulüplerin çoğunluğu bu konuda bu işi yönetemez ve batma noktasına gelirse tabii ki kulüplerin çoğunun battığı yerde Süper Lig'de sorunsuzluğa gelince dinleyicimizin elbette sıkıntıya girer. Ama şimdilik böyle bir tehlike yok. Artık kulüplerin becerisine kalmış bundan sonrası. Evet, devam ediyoruz yayınımıza. Hakan, bir telefon daha alabiliriz buçuk reklamına kadar. 0212 363 04 34 numaramız. Bu sizlerden telefonları bekliyoruz. Bugün Barış abin de dediği gibi taraflar tekrar bir araya gelecek. İhalede son tur demiş bugün de Milliyet Gazetesi. Futbolda naklen yayınlarındaki ihale süreci bugün tamamlanacak. İhale komisyonu en iyi teklifi veren şirketlerden sunumlarını alacak. Son sözleri sorulacak. Kulüpler Birliği de 14'teki toplantıda son durumu masaya yatıracak denmiş. Nihai karar da tabii bugün son kez toplanılıyor. Nihai karar da gelecek hafta pazartesi günü 28 Şubat'ta açıklanacak diyelim.
Bakıyorum bir detay var mı? Ama dinleyicimiz varmış ondan önce. Ona dönelim hemen. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş buldum. Herkese selamlar. Ahmet Güneş, ben tüm şoförüyüm. Galatasaray taraftarıyım. Öncelikle başkanımız Burak'a gelmesin. Yani son zamanlarda yani seçildiğinden beri yaptığı en önemli iş, en iyi iş diyebilirim bu. Dün haberlerden sonra, bu açıklamalardan sonra Fenerbahçe'ye akşam başarılar diliyorum. Bunu atlamamak lazım. Malum ülke puan durumundan dolayı. Ayrıca merak ettiğim konu şu, yani Süper Lig TV olarak hani bu ihale alınsa, yani malum Beyin Sports'un az önce de Barış abi de belirtti ya, hani eksik ödemeleri, gecikmiş ödemeleri vesaire, yaptırımlar uygulansa, ki bilmiyorum yaptırımlar uygulanıyor mu, yani Beyin Sports'u devre dışı bırakılsa, Süper Lig TV yapsa daha iyi olmaz mı ya? Bunu merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Zaten yaptırım yapılsa çoktan yapılırdı bir spor'a karşı süreç içerisinde. Ödemelerdeki aksaklık, teminat mektubu vesaire birçok farklı konu var ama bu yaptırımlar yapılamadı. Hala da BİN bu işin içinde, teklif veren kurumlardan biri. O dediği kadar, dinleyicimizin dediği kadar kolay ilerlemiyor işler. Onu söylemek lazım. Bakalım sonuç ne çıkacak? Bugün son tur artık yapılıyor görüşmelerde. Son gün, pazartesi günü de resmi karar açıklanacak. Tabii ihalenin hala iptal edilebileceğini de söyleyelim. Teklifler yetersiz bulunursa komisyon tarafından, TFF tarafından başka bir ihale mi olacak Barış abi, değil mi? Öyle olacak. Yani tabii her ihtimal mümkün. Yani sonuçta TFF ve Kulüpler Birliği, tabii burada Kulüpler Birliği'nin düşüncesi çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'ne rağmen bir şey yapmaya kalkmamalı. Bunu açık söyleyeyim ben. Onun dışındaki unsurlarla alakalı da, süreçle alakalı ve ihtimallerle alakalı da dediğin gibi senin, bugün son tur görüşmeler yapılıyor. Ondan sonra bir karar vermeleri gerekiyor. İki farklı çözüm, iki farklı yöntem, iki farklı opsiyon söz konusu. Burada Kulüpler Birliği ne doğrultuda düşünür? TFF de Kulüpler Birliği ile uyumlu bir şekilde nasıl karar verir? Bunu hep beraber bekleyip görmemiz lazım. Daha fazla çok söyleyecek şey var ama dediğim gibi, yani biraz dinleyicilerimizden anlayış ve sabır bekliyoruz. Bir soru gelmiş Barış abi, onu sorayım. Mehmet Ünlü'den. Saran grubu eğer ihaleyi alırsa bu durum Saadettin Saran'ın başkanlık adaylığını etkiler mi diye net bir soru sormuş. Şimdi demin söylediğime bir nokta koyayım, ondan sonra bu soruda ben de net bir cevap vereyim. Yani ama burada vereceğim benim net cevap kendi fikrimdir. Tabii. Beni bağlar yani. Dolayısıyla ben ne Saadettin Bey adına bir şey söyleyebilirim, ne Saran Grubu adına sözcü olarak konuşma yetkim var. Dolayısıyla kendi adıma, kendi düşüncemi, kendi fikrimi ancak söyleyebilirim. Ki ben de yani bugüne kadar 15-16 senedir bu mikrofonda her şeyi ne kadar net konuştuysam bu konularda o kadar net konuşurum. Beni tanıyanlar, benim karakterimi bilenler de zaten bunu biliyorlardır. Her konuda ben hiçbir zaman gri konuşmadım. Ya siyah konuştum ya beyaz konuştum. Fikrimi açıkça söyledim. O fikrimin nereye dokunacağıyla da zerre kadar ilgilenmedim. Yeter ki doğru olduğuna inandığım şeyi konuşayım. Doğru olduğuna inandığım ve gördüğüm şeyi samimi bir şekilde ve cesur bir şekilde söyleyeyim. Bugüne kadar da bizim dinleyicilerimize kurduğumuz bağ da tamamen bununla alakalıdır. Bugüne kadar aldığım küfür, hakaret, tepki vesaire de tamamen yine bu anlayışla alakalıdır. Bu bir zihniyet meselesidir. Ben bu mikrofonda, bu yayıncılığı, bu sorumlulukla böyle yaptım bugüne kadar. Dolayısıyla hani her konuda bu. En kritik konularda, en herkesin çekinerek konuştuğu konularda bile benim nasıl konuştuğumu herkes çok iyi bilir. Fikirlerim de çok net olarak ortadadır zaten. Şimdi gelelim ilk bitireceğim yere. Burada biraz anlayış ve sabır bekliyoruz dinleyicilerimizden dedim. Çünkü dediğim gibi Saran Grubu ihale sürecinin tarafı, BİN'le karşılıklı teklifleşilmiş vaziyette. Farklı modeller, farklı çözümler, farklı rakamlar, farklı gelir modelleriyle tamamen iki farklı yöntem. Yani aynı teklifi vermiyoruz. Biri elma diyor, öbürü armut diyor. Bir kere bunu herkesin iyi anlaması lazım. Bugün yapılacak görüşmelerde de bu daha net anlaşılacak. Daha net ortaya konulacak. Kulüpler Birliği'nin ve TFF'nin çok iyi anlaması lazım bizim ne söylediğimizi.
elmaya biri 5 lira biri 7 lira vermiyor yani. Biri elmaya 5 lira veriyor, biri armuta 7 lira veriyor, öyle söyleyeyim yani. Bunlarla ilgili söyleyecek çok şey var. Zamanı gelince de ihale nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bunlar hepsi konuşulacak mutlaka. Ama dediğim gibi süreç devam ediyor. Yöntemler, çözümler, rakamlar bunlar iyice anlaşılması gerekiyor. Bu görüşmeler onun için uzuyor, onun için yapılıyor. Ödeme yöntemlerine kadar her şeyin detaylı bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Geçmişte yaşanan sorunların yaşanmaması gerekiyor. Kulüplerin yaşadığı sıkıntılar, süreçler malum. TFF'nin bu süreçteki işi yönetme veya yönetememe durumu herkesin malumu. Daha fazla dediğim gibi yorum yapmak istemiyorum. İade süreci açısından etik olmaz benim konuşmam şu anda şu noktada. Hepimiz bekliyoruz. Ha, bildiğimiz de söylemediğimiz bir şey de yok. Onu da söyleyelim. Hani ihalenin sonucunun nasıl olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla size bir şey söyleyemiyoruz. Sadece ihale sürecinin son aşamaya geldiğine bir şekilde artık Kulüpler Birliği ile de görüşerek, uzlaşarak TFF'nin karar vermesi gerekeceğini, bunun için de her iki tarafın teklifinin de ne olduğunu çok iyi anlamaları gerektiği noktasında bir konsensus var. Bunun için de görüşmeler uzadı, devam ediyor. Birkaç gün daha hepimizin sabretmesi gerekiyor. Hepimiz merakla bekliyoruz. Bir şeyler netleştiğinde de zaten bu mikrofonda da her yerde de sonuçlar en hızlı şekilde paylaşılacak, değerlendirilecek. Ülke futbolu için, ülke sporu için hayırlı olan neyse bu da karar noktasında tartışılacak. Ali menfaatler, toplumun menfaatleri de olsa, kulüplerin menfaatleri de olsa her şey konuşulacak. Konuşulmadık bir şey kalmayacak ama süreç devam ettiği için biraz sabır bekliyoruz. Bizim de fazla bir şey söylememiz doğru olmaz. Sürece müdahale etmiş, kamuoyunu yönlendirme noktasında süreçle ilgili etik olmayan bir tutum içine girmiş sayılmayalım. Şimdi diğer soruya gelince dinleyicimiz net bir şekilde sordu. Eğer Saran grubu naklen yeni ihalesini, bizim tabii farklı paketlere de tekliflerimiz var. Yani yurt dışı haklar, bahis hakları gibi. Ama o değil de esas bütün paket üzerinden BİM ve Saran'ın karşılıklı teklifleştiği esas ana paket, tamamını kapsayan ana yayıncı olma noktasındaki paketle ilgili konuşuyorsanız, benim kişisel görüşüm Saran grubu bu ihaleyi alırsa Saadettin Bey'in Fenerbahçe başkanlığı da doğru olmaz. Yani bunların Saran grubunun ihaleyi alması durumunda benim kişisel görüşüm kulüp başkanı olarak Saadettin Bey, Fenerbahçe başkanı olarak aynı zamanda ligin yayınını almış kurumun başkanı olarak bu bir menfaat çatışması olarak değerlendirilir. Benim gözümde ben öyle görürüm. Tarafsız bir gözle konuşuyorum. Bu grubun bir çalışanı olarak çok rahat benim şey demem. Yapar ikisini de ne olacak ki demem ama ben bunu zamanında Demirören için nasıl iddianın işletmesinin sahibi olurken Beşiktaş Başkanlığı'nın ya da TFF Başkanlığı'nın doğru olmayacağını nasıl söylediysem aynı şekilde ligi yayınlayan kuruluşun yönetim kurulu başkanının bir kulüp başkanı olması da bence çelişkilidir. Tabii bu benim vereceğim bir karar değil. İhale ne olacak göreceğiz. Sonrasında Saadettin Bey'in ne takdir edeceğini göreceğiz. Ama ben şahsen bunu doğru bulmam. Ama onu rahatlıkla söyleyebilirim. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
8.40 saatlerimiz, dinleyicimiz hazır hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Bey. Antalya'dan Mehmet ben. İyi yayınlar. Buyurun. Galatasaray taraftarıyım. Birkaç şey söylemek için aramıştım. Öncelikle dün yapılan açıklamayla alakalı. Yani hani az önce bazen arkadaş çok doğru bir açıklama dedi ama açıklama ne kadar doğru olsa da ben niyetinin sanki şey olduğunu düşünüyorum ya. Galatasaray'da kulüp içindeki gündemi değiştirmek olduğunu düşünerek yapıldığını düşünüyorum. Çünkü eğer hani niyet bu olmasa niye bu dönemde yapılıyor diye düşünüyorum. Bir de açıklanan rakamlara bakınca yani Burak Elmaz da diğer başkanlardan çok farklı bir menajerlik ücretleri ödememiş gibi sanki. Medyadan gördüğümüz yani sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. O yüzden çok da yani şey amacının farklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı bulmadım arkadaş kadar. İkincisi de şeyi söylemek için aradım. Yani bu Campos Galatasaray'a geldi. Hep sosyal medyada şey konuşuyor. İşte Campos Mbappe'yi buldu. Şu kadar Lille para kazandırdı falan ama şurayı kaçırdığımızı düşünüyorum. Hani ya da Galatasaray'da yaptığı yatırımlar var örneğin. Karşılığını bulmadığı düşünülüyor ama olayın şöyle olduğunu zannediyorum. Yani Mbappe'yi bulana kadar kaç tane oyuncu belki denedi de olmadı. Hani biz şey bekliyoruz böyle getirdiğimiz her oyuncu 3'e aldıysan 20'ye sat. Sanki öyle bir algı var. Yani şimdi Campos'un bize önerdiği ya da aldırdığı her oyuncu şey olacak böyle yıldız adayı ya da yıldız olacak. Gelen her oyuncu böyle dünya paraya satacaksın gibi bir algı oluştu. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani o yönden de beklentiyi çok fazla artırdığımızı düşünüyorum. Bu konuda da ufak bir yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Beklenti artacak tabii ki. Bir de Türkiye'de de beklenti 1'se 2'ye çıkarmayı biliyoruz. Hani İyi çok iyi göstermeyi, kötüyü çok kötü göstermeyi çok seviyoruz. Campos'ta da durum farklı değil ama futbolda transferde her yaptığınız hamle başarıya ulaşacak diye bir şey yok. Luis Campos'un da genelde şey gibi bu YouTube videosu gibi Campos'un hep iyi yaptığı işler söyleniyor. Ama emin olun ki Campos'un da yanıldığı, kulübü çok fazla zarar uğrattı. Transferler de var. Mesela Campos üzerinden vereceğim bir örnek yok şu anda aklıma gelen ama mesela Leipzig, Rangnick çok konuşulan biridir değil mi futbolda, futbol direktörü olarak. Onun da mesela bir maç sonra Saracchi hamlesi tutmadı. En son görmüşsündür sözleşmesi feshedilmişti. Şimdi İspanya'ya gitti Saracchi. İşte Atınç Nukan mesela Levante çok önemli. Evet, Levante imzaladı. Atınç Nukan önemli bir para verdi Leipzig onun için. Olmadı, tutmadı. Bruma çok fayda aldı mı Leipzig? Almadı. Onu da göndermek zorunda kaldılar. Hani elbette her iyi futbol hakkının da böyle transferde hataları olacaktır. Ama işte buradaki yüzde bir anlamda önemli. Hatasından çok daha fazla iyi icraat yaptıysa zaten isminiz o yüzden bu kadar ön planda oluyor. Campos'taki durum da bu. Evet, farkındayım. Onun önereceği her isim Galatasaray'a çok katkı sağlamayacak. Belki de daha kötü olacak. Çünkü bir de Galatasaray'daki durum da Campos'un çalıştığı takımlara göre de çok daha farklı. Şimdi Campos'un çalıştığı, başarılı olduğu takımların ya da o liglerin bakış açısı farklı. Buradaki Türkiye'deki konjonktür çok daha farklı. Yani Galatasaray şu anda çok kötü bir dönemden geçiyor. Çok büyük bir baskı var üzerinde. Şimdi bu baskıyla istediğiniz kadar iyi oyuncu getirin. Hani başarılı olma ihtimali normale göre çok daha düşük. Onu da es geçmemek lazım. Önce bu ortamı sanki biraz değiştirmek ya da Galatasaray'ı biraz daha stabil bir hale getirmek lazım. Çünkü şu anda felaket. Şimdi kimi getirse bence problem. Hani Peña geldi şimdilik çok fazla gürültü patırtı kopmadı. Ama bir hataya bakar Peña'nın da çok fazla eleştirilmesi. Erik Pulgar 3 maç oynadı. Hala mesela ilk 11 çıkmasına rağmen çok fazla beğenilmedi. İşte Gomis fizik olarak çok hazır değil. Hani zor gerçekten Galatasaray'da yeni danışman ve sportif direktörün işi diye düşünüyorum. Ya işleri tabii ki kolay değil senin çizdiğin çerçevede. Yalnız ben de şunu düşünüyorum, hani dinleyicimiz biraz karamsar. Hani ne yapılsa memnun olmayan taraftar grubundan öyle anlaşılıyor. Yalnız işte Galatasaray bir sportif direktör getirdi. Bir danışman getirdi. Benim takıldığım nokta kulüplerin bu isimlere çok fazla ya da o isimlerin her söylediğini yapmaması. Her söylediğine evet dememesi, her transferi onaylaması. Ben oraya takılıyorum hep. Şimdi Galatasaray Kulübü'nün kendi bir scout departmanı yok mu? Var. Fatih Terim döneminde kurulmuş. Bir şey söyleyeyim. Yok, devam et abi.
Şimdi o scout departmanı zaman zaman iyi işlere imza atmadı mı? Attı. Şimdi Campos geldikten sonra mesela o tarafın tamamen gözden çıkarılmasını, oranın ortadan kaldırılmasını ben doğru bulmuyorum. Yani orası atıl durumda olmamalı. Galatasaray kulüp işleyiş olarak o kurduğu departmandan da faydalanmaya devam etmeli. Yani sen benim danışmanımsın. Dedin ki şu transfer. Tamam, okey. Bakayım benim scout ekibim nasıl değerlendirecek? Nasıl rapor verecekler bana? Yani sen sadece söyledin diye onun yapılmasını ben kulüplerde doğru bulmuyorum. Çünkü bak dün seninle ne konuştuk? Dedik ki olası bir Galatasaray yönetim değişiminde ne Campos kalır ne yeni sportif direktör kalır dedin değil mi sen? Hı hı. Sen öyle söyledin. Evet. Şimdi bu olası yani masadayken böyle bir durum ihtimali varken neden o adamın söylediği her hamle yapılsın, kabul edilsin, ona göre transfer yapılsın ya da yapılmasın? Böyle bir düzeni ben kabul edemiyorum kulüplerde. Mutlak surette tabii ki ağırlığı olabilir transferlerin. Tabii ki sözü dinlenebilir ama her şeye evet ya da her şeye onun dediği her şeye de hayır demek bana inanılmaz yanlış geliyor. Benim bakış açım bu. Kulübün, hep söylüyorum, kulübün bir organizasyon olması lazım. Kulübün bir düzeni olması lazım. Şimdi orada çalışan insanlar, Galatasaray'ın oyuncu tarama, arama, işte analiz etme departmanında çalışan insanlar. Hepsi mesela çok mu başarısız da şu an bir anda ortadan kayboldular ya da kaybolacaklar? Böyle bir dünya olabilir mi? Yok. Yıllardan beri hizmet ediyorlar Galatasaray'a. Zaten Fatih Terim gittikten sonra da o ekip kaldı. Emre Hoca'nın başında oldu. Ama çok da bir şey değil deniyor. Hani artık aktif olarak çalışmıyorlar. Yavaş yavaş da sıra oraya geliyor dendi. Onu duydum ben dışarıda. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bakalım zaman hani, gösterecek. Penya'da falan çok bir şeyler olduğunu düşünmüyorum ben. Pulgar'da keza öyle. Gomis zaten bir fırsat transferiydi. Bilinen bir oyuncu. Benim bakış açım bu. Evet, 8.47 saatlerimiz. Şimdi Hakan attığımız da Hüseyin Özkök var. Evet, şimdi ben Hüseyin Özkök'ü neden bağladığımızı bir söyleyelim. Şimdi bir yayının başında da bahsettik. Bugün dünya bir savaşa uyandı. Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor şu anda. Çok büyük bir kriz tabii bu. Bir kere savaş her şeyden önce Ukrayna'daki özellikle sivil halkla alakalı hepimiz dua ediyoruz. Can kaybı olmaması bakımından ama maalesef Ukrayna'nın birçok şehrinde bombalar patlıyor. Bu tabii bütün dünya siyasetini, bütün dünya ekonomisini, özellikle bölge ülkesi, ülke olarak bizi, Karadeniz kıyımız var, Karadeniz bizim kontrolümüzde, savaşın bir parçası olmak istemiyoruz ama bir yandan NATO ülkesiyiz, bir yandan Rusya'nın işgali kınamak zorunda olduğumuz bir konu ama Rusya ile ilişkilerimiz var, ithalatımız var, buğday ithalatımız var, doğalgaz alıyoruz, büyük ticaretimiz var, turizm gelirimiz var hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan. Yani biz ekonomik olarak, siyasi olarak her anlamda bir şeye, krize sokan da bir konu mevcut sıkıntılarımızın üzerine geliyor bütün bunlar. Bunları öncelikle savaşı lanetleyerek, öncelikle Rusya'nın bu Ukrayna'nın bağımsızlığına müdahalesini, Minsk anlaşmasını ihlalini gerekçeler göstererek kendine tarihten ve günümüz koşullarından kabul edilemeyecek hiçbir şekilde bu Rusya'nın işgalci tutumunu, yayılmacı tutumunu, yani kaba bir tabirle Rus emperyalizmini tabii ki lanetliyoruz. Bunlardan bahsettik ve bu hayat o tarafta çok olumsuz bir şekilde de devam ediyor. Bütün piyasalara yansımaları, dünya haber bültenlerinde, kanallardaki yansımaları feci tabii. Ama biz tabii bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapıp kendi gündemimize döndük. Kendi gündemimizin içerisinde de bunun tartışılacak boyutları var. Çünkü futbol açısından da çok önemli sonuçları var. Rusya ve Ukrayna arasındaki bu gerilimin, hatta artık savaş diyebileceğimiz noktanın. Kiev'deki savaş muhabirimiz Hüseyin Özkök de bu durumu değerlendirecek. Yani işin bir de futbol boyutuyla Rusya ve Ukrayna arasındaki bu durumun nelere yol açabileceğini önümüzdeki süreçte futbol ikliminde, futbol haritasında, spor ikliminde bunları da değerlendirmek gerekiyor. Hüseyin Özkök, merhaba. Merhaba Barış'ım. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Böylece bugün itibariyle savaş muhabirliğine adımını atmış bulunuyorum. Evet, seni Kiev'den bildiriyor diyoruz. Bozmayayım. Aramızda ama kalsın, bozma. Peki. Şimdi şaka bir yana, bu futbolu gerçekten çok etkileyecek bir olay. Özellikle bu sabah Rusya'nın bu Donbas bölgesini işgale başlamasıyla ve bir anlamda da savaşın başlamasıyla iş daha da çetrefilli hale geldi. Herkes Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumdaydı. St. Petersburg'da
Ama o işin sadece ufak bir boyutu. Çok daha başka boyutları var işin. Bir kere UEFA'nın Rusya doğalgaz şirketi, devlete ait doğalgaz şirketi Gazprom'la çok önemli girift sponsorluk ilişkileri var. Maçlarda görüyoruz, Şampiyonlar Ligi maçlarında sağ kenarında Gazprom reklamlarını izliyoruz. UEFA Euro 2024'ün ana sponsorlarından biri yine Gazprom. Rusya Futbol Federasyonu Başkanı ve Gazprom'a bağlı bir şirketin yönetim kurulu başkanı UEFA'da icra kurulu üyesi. Ondan sonra FIFA'nın Avrupa elemelerinde oynanacak olan Rusya, Polonya ve Ukrayna'nın maçları var. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Mart ayında bizim de katılacağımız bu elemeler öncesinde Rusya, Polonya maçı ne olacak? Polonya dün UEFA'ya başvurarak kendi durumunun açıklığa kavuşturulmasını istedi. Rusya'ya seyahatin onlar için güvenli olmayacağını kendilerine bildirmesini istedi ve garanti istedi UEFA'dan. Diğer yandan Ukrayna'nın deplasmanda oynayacak karşılaşmalar var. Ukrayna hava sahası kapalı olursa bu maçlara nasıl gidecek? İskoçya'ya gitmek durumunda Ukrayna bu eleme grubu maçı için, eleme playoff maçı için. Eğer turu geçerse Galler veya Avusturya'da yine deplasmanda oynama durumu var. Türkiye'de kamp yapan ve bu hafta sonu başlaması gereken Ukrayna ligindeki Ukrayna takımları var. Onlar Ukrayna'ya nasıl dönecekler? Hava sahası şu anda tehlikeli mi değil mi? O belli değil. Ukrayna ligi başlayacak mı? Başlamayı istiyorlardı bu krize rağmen ama bugünkü durum itibariyle o da bence çıkmaza girdi. Yani o çok çok boyutlu bir sorun. UEFA bu konuda sessiz kalıyor. Sadece durumu gözlediklerini ve duruma göre karar vereceklerini söylüyor UEFA. Diğer yandan Avrupa Parlamentosu'nun birçok üyesi UEFA Başkanı Alexander Çeferin'e mektup yazarak UEFA'nın derhal Gazprom'la bütün sponsorluk anlaşmalarını bitirmesini ve Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan almasını istediler. UEFA normalde siyasi baskılara göre değil, uluslararası kurumları, Birleşmiş Milletler gibi kararlarına göre hareket eden bir kurum ama siyasi baskılar o kadar artmış durumda ki UEFA'nın bu Gazprom'la olan ilişkileri ve Şampiyonlar Ligi finali konusunda mutlaka bir hareket etmesi gerekecek. Özellikle bu sabahtan sonra bunlar çok önemli ve futbolu derinden etkileyecek gelişmeler. Bunları da Radyo Spor dinleyicilerine aktarmak istedim. Bir de Schalke 04 kulübünün durumu var. Schalke 04'ün 15 yıldır ana sponsoru Gazprom şirketi ve Almanya'da onlara da çok büyük bir tepki var. Derhal bitirmesi isteniyor Schalke'nin bu sponsorluğu ama Schalke hani zaten ikincilikte gelirleri çok az. Böyle biraz Gazprom'u savunan bir açıklama yaptı önceki gün ve bu şey çok büyük tepki aldı. Onlar da bir açmazda şu anda. Yani bu kriz sadece hani böyle siyasi anlamda değil, spor ve futbol anlamında da birçok gelişmeye gebe. Bunu da belirtmek isterim sevgili Barış. Peki, teşekkür ediyoruz Hüseyin Üskök. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, saatlerimiz 9 oldu. Devam ediyoruz. Şimdi birkaç haberle devam edelim. Beşiktaş'ta, Beşiktaş sayfalarında Vida ile ilgili bir haber var. Milliyet gazetesinde Vida sona kaldı denmiş. Beşiktaş yönetimi sözleşmesi bitecek futbolcuyla sezon sonunda konuşma kararı aldı. Hırvat oyuncunun lig bitimine kadar göstereceği performans siyah beyazlar için belirleyici olacak. Bu tarz haberler çıkmaya başladıysa gelecek sezona dair de pek umut kalmadığının bence bir göstergesidir. Niye sezon sonuna bırakıyorlar da şu anda anlaşma zemini aranmıyor. Ben işlerin pek iyi yönde ilerlemediğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın teklifi konuşulan 1,5 milyon euro civarı. Vida'nın aldığı ücret 3 milyon euro'nun üzerinde. Yani %50'den fazla bir indirim bekleniyor Domagoj Vida'dan. Ama Vida'nın da buna sıcak bakmadığı anlaşılıyor bu haberlerle birlikte. Bakalım performansı nasıl olacak? Şu anda hala Önder Karaveli'nin 11'inin değişilmez bir parçası Domagoj Vida. Hani onun yeri garanti, partneri değişiyor gibi bir durum söz konusu. Ama yönetiminde vereceği tavan ücret belli. Burada taraflardan biri geri adım atmadığı müddetçe iş ayrılığa doğru gidecektir. Diyelim, Hakan dinleyicimiz mi var? Dinleyicimiz var, ona dönelim. Günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi çalışmalar dilerim. Yüce Ergürbüz ben, avukatım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ben Barış Bey'e hasreten bir şey sormak istiyorum. Çünkü Galatasaray Kulübü'nü takip edemediğim için Burak Elmas döneminden önceki yönetimler veya yönetim diyelim, pardon, özür dilerim. İki dönem oldu için Mustafa Cengiz'i rahmetli, bu arada Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Mali ibrası gerçekleşmiş miydi? Bu konuyu bilmiyorum çünkü takip edemedim. Mali ibrası mı? Evet, buna göre sorumu soracağım çünkü. Evet, idari olarak ibra edilmedi. Şimdi mali ibra yapılmış mıydı? Ondan sonra siz buna bağlı olarak bir şey söyleyeceksiniz. Onunla beraber... Alo. Alo, duyuyor musunuz beni? Ben sizi duyuyorum efendim. İyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldin yanımıza. Hoş şimdi buldum, mali yönden ibra edilmiş miydi diye sordunuz. Evet. Sorum ona göre geldi. Biliyorum. O, ben de ona göre bir şey söyleyeyim. Ondan sonra siz söyleyince söyleyeceğinizi. Şimdi Mert de size cevap verdi. Dedi ki idari yönden ibra edilmedi. Mali yönden ibra edildi dedi. Ben de size ilave bir şey söyleyeyim. Mali yönden ibra edilmiş olması bir şey ifade etmez bu durumda. Yani eğer o dönemle ilgili yeni bir takım tespitler, yeni bir takım bulgular, yeni bir takım dokümanlar, somut kanıtlar vesaire ortaya çıkarsa, bu söz konusu kanıtlar, bilgiler, belgeler o dönemle ilgili o zaman ellerinde olmadığı için kongre üyelerinin o gün yaptıkları ibra düşer. Yani ibra boşa düşer. Yeni bir belgeyle, yeni bilgiyle o ibra durumu ortadan kalkar. Evet, dava açılabilir. Bu hukukun üstünlüğü bunu gerektirir. Bu genel bir hukuk ilkesi zaten. Yeni deliller değil. Evet. Her aşamada. Aynen öyle. Yeni bilgi, yeni belge geldiğinde soruşturmanın yolu açılır. Evet, işte bu yeni, tabii yine buna yargı makamları tabii net cetveyle yargı, adil bir yargılanma neticesinde karar vereceklerdir şüphesiz. Fakat işte burada da tabii o belgenin, yeni gelen belgenin delil kuvveti gerçekten somut olarak bir suç. Tabii o konuda bir bilgimiz yok. Yani şimdi bir takım raporlardan bahsediliyor, bir takım tespitlerden bahsediliyor. Bilemiyoruz. Çünkü hep kamuoyuna yansıdığı kadarıyla tabii takip etmediğimiz, içinde olmadığımız bir kulüp şüphesiz. Hep zaten medya aracılığıyla, sizler vasıtasıyla öğrendik zamanında işte bir takım finansal şey kurallarını, Türkçe konuşuyorlar. Fair play kuralları. Fair play kurallarının çerçevesinde işte onları aşmak için veya dolanmak için yapılan şeyler olduğu söylenirdi. Hep söylendi. Evet, duyuldu işte. Evet. İşte efendim menajerler üzerinden ödenen paraların aslında menajerlere direkt bir burada tabii yani muhtemelen savunma bu şeyde olacaktır. Muhtemelen ama sonuçta usulsüzlük, evet, kuralsızlık, ihmal, evet, kötü niyet, bunlar ne düzeyde olduğuna dair burada suçun vasfı muhtemelen değişecektir. Bilemiyoruz yani. Şimdi yorum yapmak doğru değil bunlarla alakalı. Evet. Çok hassas konular, akçeli işler. Burada bir kötü niyet var mıdır? Yolsuzluk mu yani? Kulübün içi boşaltılmış mıdır? Kulübün parası hortumlanmış mıdır? Yoksa örneğin dün Sayın Türker'in programında Mert Bey de moderatördü. Beşiktaş'la ilgili bir delil koyundu ortaya, bir 10 milyon dolarlık mesele, 5 milyon dolar bir sehem kurulmuş belli ki, eski dilde konuşalım, 5 milyon doları o sehem içerisinde o zamanki yöneticilerin direkt kendi kasasına gidecek şekilde planlanan bir şey, yolsuzluk hikayesi iddia buydu. Onun gibi bir şeyse tabii ki Allah rahmet eylesin Cengiz dahil o dönemdeki bütün yöneticiler gerçekten çok büyük bir şey altında. Tabii şu anda bu çıkarımları yapmak için çok erken. Çok erken. Sabah da erken saatlerde de bu konu açıldığında Mert dinledim. Yani bizim şeyimiz, tespitimiz genel manada ne olmuşsa geçmişte konu ne olursa olsun, kulüp kim olursa olsun, özne kim olursa olsun, içerik ne olursa olsun, ne varsa halının altında çıksın, hesap verilebilirlik, şeffaflık, zaten burada artık kamu menfaati. Kesinlikle burada tam da oraya gelecek. Evet. Burada artık Galatasaray kongre üyelerinin müracaatına da bağlı değil artık. Bu Türk Ceza Kanunu anlamında bir suç. Çok ciddi bir suç hem de.
kamu düzenini ilgilendiren bir Cumhuriyet Savcılarının artık direkt olarak bunu bir ihbar kabul edip hemen şey başlatmaları. Tabii o başka bir konu. Mesela hani kulübün içindeki reaksiyon, tabii bu kongreleri yapacak bir şey yok, yönetimin yapacağı bir şey yok demek değil. Hani kişilerden bağımsız. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta da bir cezai bir süreç var. Devam eden bir dava var. Evet, takip ediyorum. Ama Fikret Orman mesleki formasyonun bakımından geçiyorum. Tamam. Ama Fikret Orman mesela eski başkan olarak ve doğrudan bu konunun muhatabı olarak Beşiktaş'ta ihraç edildi. Doğru. Ya burada bir aksiyon aldı Beşiktaş kulübü. Yani bu da işin bu tarafı da bir yandan isterse yürüyor. Ya yani ne kadar hakimler sürece buna bağlı. 24 saat geçti bu açıklamalardan, artık bu bir ihbar niteliğinde. Cumhuriyet Savcılarının artık bu da hiç kongre üyelerinin bireysel iradelerini beklemeden direkt olarak bu soruşturma başlatması gerekiyor. Genel olarak yani Türk Devlet Kanunu bunu emrediyor. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz kadın için. Sunuyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 493.317 TL'den işlem görmekte. Düne göre %6,5'luk bir düşüş söz konusu. Tabii ki savaş haberiyle birlikte Bitcoin'in de etkilendiğini görüyoruz. Dolar bazlı da fiyatı aktarayım. Şu anda 34.941 dolarda, dün 39.000 dolara kadar yükselmiş. İşin tabii şu tarafı çok kötü. Yani şimdi bir kere savaş mevzubahis olduktan sonra Mert, piyasalar düşer, yarın çıkar. Ama savaş esnasındaki acı, kayıplar, korku, endişe, o bambaşka bir şey. Tekrar biz Ukrayna'ya, Ukrayna'yla dualarımız, yani onu söyleyeyim, işgalci Rusya'ya karşı en azından onu söyleyelim. Şimdi tabii piyasalar tarafında senin söylediğin gibi Bitcoin %7'ye yakın düştü savaş söylemleriyle. 35 bin dolarında altını da gördü ama şu an 35 bin dolar seviyesinde %6,2'lik düşüş var. Piyasaların hepsi çöktü. Yani Asya piyasaları %3 civarı düştü. Amerikan borsası 700 puan future'ları, bugün daha tabii açılması akşamı 4'ten sonra bu Amerikan borsası, ama future'lar 700 puan aşağı Amerika'da. Rus borsası hiç açılmadı. Açılsaydı %20 falan düşerdi herhalde. Zaten düşüyordu uzun bir zamandır. Hiç açılmadı ama ruble %7'ye yakın düştü. Avrupa piyasaları henüz açılmadı ama Avrupa borsaları future'ları %3'e yakın aşağıda. Para birimleri dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Başta Rus rublesi olmak üzere. Tabii bizi çok doğrudan ilgilendiren bir durum bu. Yani biz taraf olmak istemiyoruz. Ülke olarak Ukrayna ile ilişkilerimiz, biz NATO ülkesiyiz. Montre Anlaşması, Karadeniz çok kritik bu konuda. Bizim rolümüz çok önemli. NATO ve Ukrayna'nın arkasında, ABD Ukrayna'nın arkasında, Rusya herkese meydan okurken bizim Rusya ile ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimiz var. Komşumuz hem Rusya hem Ukrayna, Karadeniz'den komşumuz. Dolayısıyla biz çok zarar görüyoruz. Yani savaşın tarafı olmayarak en zarar gören ülke herhalde biz oluruz. Savaşın tarafı olanlarından sonra. Ve tabii bunun da sonuçları kendi etkisini hemen gösteriyor. Şu anda maalesef 13.96 dolar TL kuru. Türk borsası henüz açılmadı elbette. Açılacak bir saat içerisinde kabaca. Orada da büyük düşüşler göreceğiz maalesef. Tüm dünya borsaları gibi Türk borsası da, bir de dediğim gibi bölge ülkesi olarak böyle bir istikrarsızlık bizim turizm gelirlerimizi, buğday ithalatımızı, doğalgaz, elektrik, mazot ihtiyaçlarımızı, bu ihtiyaçlarımızı bırak, bunların maliyetlerinin bize çok ciddi şekilde artacağını ve bunun da ayrıca enflasyon yaratacağını geç, bu ürünlere erişmemiz bir kere. Yani başta Odessa limanı olmak üzere bütün havaalanları ve limanlar kapatılmış vaziyette şu anda Ukrayna ve Rusya'da. Uçuşa kapatılmış vaziyette, ticarete kapatılmış vaziyette. Biz buğday ithal ediyoruz, doğalgaz ithal ediyoruz, petrol ithal ediyoruz. Yani
Biz çok zorla 13.97 oldu şu anda kur. Bu da tabii bize ayrıca, biz bir de dolar borçlusuyuz. Döviz rezervimiz negatif. Bunun çok büyük maliyetleri var. En son kur korumalı mevduat uygulamasının da bu kurdaki artışla beraber şu anda bunun da garanti altına alınmış olmasından dolayı ekonomimize ekstra bütçeye yük. Nereden gelecek bu bütçeye yük? Kur garantili mevduatı. Para basacaklar gene. Yine enflasyon. Yani her şey enflasyonu doğuruyor. İçeride bizim uygulamamız, dışarıdaki gelişmeler de bunu körükleyici maalesef. Yani o yüzden geleneksel piyasalar, alternatif piyasalar, nereye bakarsan bak, hiçbir yere bakma. Yani öyle bir gün bugün. Allah hepimizin yardımcısı olsun. En başta Ukrayna halkının, ama hepimizin yardımcısı olsun. Türkiye'nin global Bitcoin borsası BitAy alternatif piyasaları sundu. BitAy, geleceğin yatırımı. Evet, iddia bölümündeyiz. Şimdi bugün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde playoff revanş karşılaşmaları oynanacak. Tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe'de sahaya çıkıyor. Slavia Prag deplasmanında toplamda 16 karşılaşma olacak. Bülten'de Premier Lig'den yine bir karşılaşma olacak. Arsenal Wolverhampton'ı konuk edecek. Peki Ali abinin tercihleri nasıl olacak acaba? Slavia Prag Fenerbahçe maçında ilk karşılaşmada olduğu gibi iki takımdan gol bekliyorum. Ama aynı şeyleri Real Sociedad, Leipzig, Napoli, Barcelona'da da bekliyorum. Hepsine gol var dedim. Hı hı. Bence bugün seçtiğim tüm takımlar gol atmalı. Malı. Atar bence diyemedim, birden de atmalı dedim. İlk karşılaşma Sociedad, Leipzig'de 2-2 bitmişti. Rövanşta da goller olacağını düşünüyorum. Napoli, Barcelona'da 1-1 bitmişti. Yine aynı şekilde seçimlerim bu 3 karşılaşma oldu. Normalde ilk karşılaşmalarda Avrupa Ligi'nde bir tek Braga gol atamamıştı. 8 maçında 2-0 Şerife kaybetmişti. Konferans Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv gol atamamıştı. Sparta Prag ve PAOK. Toplamda 4 takım, yani 2 turnuvayı katarsak genelde gollü karşılaşmalar izlemiştik. Bakalım revanşlar nasıl geçecek? Onu da hep beraber Barcelona göreceğiz. Barcelona dediğiniz zaman senin bir kaşın kalktı. Gol atamayacaklarını düşünüyorsun herhalde. Yo, gayet iyi bir kadrosu var. Bugün de muhtemelen de şimdi az önce okudum. Aubameyang'ı, Adama Traore'si, Dembele'si, Pedri'si, Gavi'si. Gayet iyi bir kadro. Ön beşlisi gayet iyi gözüküyor Barcelona'da. Muhtemel 11'i. Öyle. Hatta Busquets de var. 6 numarada iyi bir kadro. Bu Slavia Prag Fenerbahçe maçı var ya bugün. Karşı gol bekliyormuş Ali. Kaçtı golü falan bilmem de Fenerbahçe ilk maça göre daha iyi top oynayacak. Daha karakterli top oynayacak. Öyle hani Slavia Prag'a önlem alsın, ilk maçtan ders çıkartsın, arkada beklesin, Slavia Prag kontrata, öyle bir şey abi yok. Ne dediysem tersini söylüyorum. Öyle bir şey yok. Kaçtı gol de olmaz. Yok, bunu söylemiyorum. Kaçtı gol olabilir elbette. Ona hiçbir itirazım yok. Fenerbahçe'nin atacağını biliyorum. Bak söyleyeyim size. Fenerbahçe atacağını biliyorum. Yiyeceğini de bilmeye gerek yok zaten. Kime sorsan bilir yiyeceğini. Dolayısıyla hani karşı gol seçeneği Ali açısından doğru bir seçenek, yani orada tahmin yürütmek bakımından. Ama maçla ilgili ben size şunu söyleyeyim. Bir kere ilk maçta Fenerbahçe hakikaten çok kötüydü. Ama Fenerbahçe eğer bu ligde, Süper Lig'den bahsediyorum, bu Süper Lig'de eğer Fenerbahçe ikincilik, üçüncülük hedefine oynayacaksa, bununla ilgili bir motivasyon yaratacaksa, bir hava yaratacaksa, bir konsantrasyon, taraftarı arkasına alma noktasında bir şey yapacaksa, bu Slavia Prag'dan geçiyor. Prag'dan geçiyor yani bu Slavia Prag maçında. Konferans Ligi efendim, turu geçer mi Fenerbahçe falan, kimsenin umurunda değil. Çok açık söyleyeyim bak. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe bu turu geçer mi? İlk maçı bilmem telafi eder mi? Konferans Ligi'nde Fenerbahçe nereye kadar gider? Kimsenin umurunda değil. Konferans Ligi'ndeki bu karşılaşma Fenerbahçe'nin Türkiye'de lig ikinciliği hedefine ne kadar oynayabileceğiyle alakalı kestirmeden bir moral yaratacak, bir özgüven yaratacak, takımda bir refleks yaratacak, kestirmeden bir 90 dakika var önümüzde. Prag, Slavia Prag, sen bu Türk İstanbul'daki kötü anıdan sonra kalkıp Prag'da iyi futbolla yenebilirsen, Konferans Ligi'nde turu geçmişsin, geçmemişsin falan önemli değil. Oradan buraya taşıyacağın, Türkiye Ligi'ne taşıyacağın moral ve özgüvenle, bir canlanmayla, bir heyecanla
kendini ispat kaygısıyla oyuncuların vesaire, tribünleri de biraz arkana alma şeyiyle, motivasyonuyla, o zaman Fenerbahçe'nin Türkiye'de şampiyonluk demiyoruz artık ama lig ikinciliği için bir iddia ortaya koyması, bir heyecan ortaya koyması açısından önemli bu karşılaşma. Gerisi gürültü. Gerisi teferruat. Bakmayın siz konferans ligi hesaplarına, tur hesaplarına falan filan. Ha bunu yapabilir mi Fenerbahçe? Ya kim diyebilir ki Fenerbahçe bunu yapamaz? Ya Slavia Prag'la Fenerbahçe, evet tespit doğru. Fenerbahçe daha iyi oyunculara sahip ama Slavia Prag daha iyi takım. Fenerbahçe bir türlü takım olamadı. Katılıyorum ama takım olmanız da iyi oyuncularla, bunlar da hani 3 günlük takım değil sonuçta. Bazı maçların yarım saatleri, 50 dakikaları, 40 dakikaları, 30 dakikaları oynuyorlar ya. Şimdi Slavia Prag'da herkes şunu söylüyordur. Ya biz bunları Kadıköy'de bu topu oynadıktan sonra bunlara bir 10 dakika gibi kıpırdandılar. Tokat'a attık, hemen çok kırılgan bir savunmaları var. İki kere gittik, bir fişi çektik. Bunlarda bir şey yokmuş o kadar diye bekliyorlardır muhtemelen. Şimdi bu da kendini ispat etmek zorunda olan Slavia Prag değil, Fenerbahçe. Ortaya bir mücadele koyacaksa, bir kendini ortaya koyacaksa bunu yapacak olan motivasyon Fenerbahçe'de var. Peki deplasman dediğiniz, Fenerbahçe için deplasman daha iyi. Kadıköy'de oynamak daha kötü. Deplasmanda Fenerbahçe daha özgüvenli. Oyuncular daha taraftar tepkisinden çekinmeden oynayabildiği için hali hazırdaki şartlarda ekstrem bir durumdan kaynaklanıyor bu. Yoksa iç saha her zaman avantajlıdır. Ama bugün Fenerbahçe'nin iç saha dezavantaj. Malum sebeplerle. Ben Prag'da Fenerbahçe'den, İstanbul'dakinden çok daha karakterli, çok daha soğukkanlı, ayağa pas yapan, ikili mücadelede daha başarılı, dikine daha çabuk oynayan, daha verimli oynayan bir Fenerbahçe bekliyorum. Kazanabilir mi? Kazanabilir ama önemli olan ortaya koyduğu futbol karakteri daha önemli. Neticeden daha önemli. Turu geçmekten daha önemli. Burada vereceğim mesaj da biz bu topu oynayabiliyormuşuz. Biz taraftara da bunu söyletmek, oyuncuların da kendi kendine bunu söyletmek, Fenerbahçe'nin hemen hafta sonundaki lig performansına da yansımaya başlayabilir. Bu açıdan önemli. Bu olabilir mi? Bence olabilir. Onun için ben Fenerbahçe için kalkıp yener, şöyle turu geçer falan iddiaları ortaya koymuyorum. Karşılığı gol seçeneğine katılıyorum Ali'nin. Ama bununla beraber şunu da söyleyeyim. Şaşırırım eğer Fenerbahçe silik, yine ne yaptı belli olmayan, koca bir devreyi çöpe atan, işte kalesinde çok pozisyon veren, gidemeyen rakip kaleye, cılız ataklarla yine saç baş yolduran taraftara lanet olsun dedirten televizyon karşısında falan, böyle bir performans beni şaşırtır. Fenerbahçe'nin maça iyi başlayan, hatta öne geçen, belki üstünlüğü korur koruyamaz bilemiyorum ama iyi futbol oynayan ve bir de hani o Ali'nin söylediği gibi ilk maçtan sonra işte rakibi önleme al. Yok geç abi önlemi. Önlemi Slavia Prag şaşıracak Fenerbahçe. Ya bu topunlar oynayabiliyor muymuş diyecek. Yani bu işler genelde böyle olur. Beklenmeyen gerçekleşir. Anlatabiliyor muyum? Geçmişte bunun örneklerini çok gördük. O yüzden ben böyle bir şey bekliyorum. Bunu da kenara not edelim. Yarın nasılsa ben yokum yayında. Olmadığım için de daha böyle cesur rahat konuşuyorum. Nasıl yüzüme vuramazsınız. En fazla arkamdan konuşursunuz. Zaten yapmadığınız şey değil. Onun için de benim için win-win. Evet bakalım, Barış abi pozitif bir tablo çizdi. Ama neye dayanarak söyledi anlamadım Barış abi bunu. Şaka yapmıyorum. Ya, gibi. Neye dayanarak söyledim? İçgüdü de değil, hayır. Bu geçmişte bunları biz çok yaşadık. Kağıt üzerinde daha iyi olan takımın geçmiş performansların her zaman referans olmaz. Bunlar olağanüstü şartlardır. Olağanüstü şartlarda yani hiç görmedin mi Ali, sen defalarca sen de gördün. Kendini bir geriye doğru sorgularsan. Fenerbahçe'nin bugünkü kötü haline çok odaklanma. Her şey iki kere iki dört etmiyor futbolda. Ya sen hiç beklemediğin futbol performansı, hiç beklemediğin yerlerde almadın mı Türk takımlarından? Maçın deplasman olması, Fenerbahçe'nin Türkiye'de çok kötü bir görüntü vermesi, kendi sahasında özellikle çok tepki alması, ama rakibinden daha iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu hepimizin biliyor olması, kaybedecek bir şeyin olmaması, ya bütün bunları yan yana koyduğunda sen oturup akşam Slavia Prag Fenerbahçe maçının karşısında Allah Allah Fenerbahçe hiç beklemiyordum böyle topu, hiç görmedim bunlar, olmadım. Beşiktaş'ta yaptı bunu, Fener'de yaptı, Galatasaray'da yaptı, özellikle deplasmanda yapılır bu. Olur bu böyle şey. Olabilir ama işte ben bunu taktikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Taktikle desteklenmesi derken. Yani ilk maçtaki gibi çıkar ben topumu oynarım, Slavia'yı yenerim gibi bak, bir şeye bağlı. Olmaz diyorum. Ali bu şeye bağlı biraz. Rakibi sindirip sindirememenle alakalı. Fenerbahçe savunma yaparak maça başlamayacak.
Şunu bil. Fenerbahçe ön bölgede baskı yapacak. Ha, bunu ne kadar başarabildiğiniz ve rakibiniz ne kadar şaşırtıp ve rakibin direncini düşürebildiğinizle alakalı. Fenerbahçe niyetlenir de yapamazsa sana gün doğar. Şu manada gün doğar. Ali demiş de olur. Yani Fenerbahçe çıktı gene dersini almamış. Dersini almamış. İstanbul'da yapmaya çalışıp yapamadığını gene yapamadı. Yine yenildi. İstanbul'a da böyle yenilmişti. Ben dedim önlem alması lazım. Çıkıp futbolumuzu oynarız. Değil. Fenerbahçe bugün o düzeyde bir takım değil. Karşısındaki takım Fenerbahçe'den daha organize bir takım. Daha iyi bir takım. Takım olarak daha iyi bir takım. Oyuncuları daha iyi olmasa bile. Şimdi Ali bunları söyleyebilir. Bunlar var futbolda. Olabilir de yani. Ama ben diyorum ki sana. Hani neye dayanarak dedin ya. Dayandığım şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'nin çıkıp kendi futbolunu oynama noktasında rakibe baskı. Çıkarken rakibi top kaybına zorlamak, kazandığı toplarla pozisyonlar, net pozisyon üretip rakibi kuşkuya düşürmek kendinden. Yani Fenerbahçe, ulan bu Fenerbahçe benden iyi takımmış. Bunda çok tehlikeli oyuncular varmış. Bunlar da benim kadar organize olabiliyorlarmış. Fizik olarak da benim kadar koşabiliyorlarmış. Yoksa biz farklı bir şey mi oldu bugün? Dedirttiğin anda soru işareti, yani Slavia Prag o kuşkuya kapıldığı anda Slavia Prag'ın organizasyonu bozulur. Ya dersin sen, biz Slavia Prag iyi takımdı, ne oldu bu Slavia Prag'a? Ya Fenerbahçe takım değildi, ne oldu bu Fenerbahçe'ye diyiverirsin. Bu iş şeye bakar. Senin niyetlendiğin şeyi 15 dakika yapıp yapamamana bakar. Bir kere rakibi kırdığın zaman daha kaliteli oyuncular olduğu için sende. Fenerbahçe'nin takım halinde yükselen özgüveni ve çabuk organize olan görüntüsü, çünkü sezon başında değiliz yani, Fenerbahçe organize olsa olur, birbirini tanımayan oyuncular falan değiller sonuçta, büyük bir demoralize görüntü, büyük bir özgüven kaybından dolayı Fenerbahçe takım gibi durmuyor. Fenerbahçe niye takım gibi? Fenerbahçe'nin bu sene öyle ya, kaç tane maç oynadı bu takım? Bu takım niye takım olmasın? Kaç antrenman yaptı bu takım? Ya bu takım bir anda çok uyumlu paslaşan, çok uyumlu, çok iyi görüntü veren bir takım haline dönüşebilir. Bu şey değil yani, bu hayal değil. Olmayacak bir şeyden bahsetmiyorum. Bu pekala olabilir. Olduğunda da şaşırmayın diyorum. Çünkü Fenerbahçe'de bu potansiyel var. Organize şekilde Fenerbahçe'nin atak yapabilir. Yeter ki niyetlenip eline yüzüne bulaştırıp yine kalesine gol görmesin. O zaman terse de gider iş. 3-0'a gider. Yani sen İstanbul'da gibi maçı birbirine getirdin, iyi oynadın, 3-1 kazanamaya doğru giderken 5 dakikada 3-1 geriye düştün. Şimdi sen kalkıp da Prag'da, Slavia'da kalkıp da sen Prag'da iyi başlayıp iyi oynarken atamayıp kalende gol görürsen maç 0-3'e de gidebilir. O zaman da sen dersin ya işte bak, haddini bilmeden gene oynadı. Ama iyi başladın, iyi oynuyorsun, gol buldun, Slavia Prag bunun altından nasıl kalkacak? O zaman işte 1-0 öne geçen Fenerbahçe hem cesaretlendi, hem kendine güven geldi, çekildi yarı sahasına. Şimdi 1-0 mağlup dönüşen Slavia Prag gelmeyecek bir Fenerbahçe üzerine. Gelecek. Kontrataktan da 2'yi buldun. Ne olur o maç? Bambaşka bir şey olur değil mi? Bunun olabileceğini söylüyorum. Olma ihtimalinin de bir adım öteye geçiyorum. Kuvvetli olduğunu söylüyorum. Yarın da yokum. Siz uğraşın. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Son bölümdeyiz. 9.36 saatlerimiz. Haberlerle programı noktalayalım. Beşiktaş'ta Sivas Spor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sakatlar vardı tabii ki siyah beyazlı ekipte. Onlardan bir kısmından iyi haberler geldi. Kyle Larin ve Rıdvan Yılmaz dün yapılan antrenmana katıldılar. İki futbolcunun da Sivas Spor karşılaşmasında oynayabilecekleri söyleniyor. Fakat aynı şey Pjanić ve Oğuzhan Özyakup için geçerli değil. Bu iki ismin sakatlığı sürüyor ve hafta sonu da bu iki oyuncu forma giyemeyecek. Daha sonra da Başakşehir maçı var. Aslında ikincilik için çok kritik bir maç. O maçta da oynamaları şüpheli denmiş Beşiktaş'ta. Son dönemde özellikle gol yollarında bir problem var. İlk maçıydı herhalde. Önder Karaveli'nin 4 gol atıldı. Kayserispor mücadelesi, ondan sonra böyle ikişer gollü maçlar, ama son 6-7 karşılaşmaya baktığımızda da ya bir gol var ya da gol yok. Beşiktaş'ta aşması gereken en büyük problem bu gözüküyor. İşin savunma kısmını çözdü Beşiktaş. Az gol yiyor ama bir yeri çözerken de diğer bir yerden
oldu. Aslında gibi. Orada haksızlık etmemek lazım. Çünkü Beşiktaş bir golün çok üzerine çıkabilecek maçlar oynadı. Yani yeni Malatyaspor maçının tek golde kalması, son Altay maçının tek golde kalması, Rizespor maçının iki golde kalması aslında ufak çaplı futbol mucizeleriydi. Tabii benim hani buradaki hani ataktan ziyade bitiricilik de ilgili. Evet. Bitiricilik kangrene dönmüş durumda Beşiktaş'ta. En büyük problem o. Hani santraforunuz zaten son vuruşları çok temiz olan bir oyuncu değil ama santraforun dışında pozisyona giren isimler de en az santrafor kadar kötü vuruşlar, kötü tercihler yapıyorlar. Dolayısıyla takım olarak Beşiktaş o oyuncuyu bir türlü bulamadı. Hani hangi oyuncuya skoru yükleyecek Beşiktaş? Bu sene çıkmadı, olmadı. Oyuncuların dağılımı normal, bir takım için normal. Ancak Beşiktaş şu attığı golden çok daha fazlasını atabilirdi. Belki çok dile getirilmiyor ama Beşiktaş'ın bir de sezon içerisinde ufak bir şanssızlığı var. En fazla direğe takılan takım. Doğru. Beşiktaş Süper Lig'de. O da biraz işin şanssızlık tarafı. Bu ne kadar etkili olabilir? Gene bazı karşılaşmalarda Beşiktaş hani direğe takılmasa daha rahat maç sonlarıyla beraber belki bir herhalde 4 ila 8 puan arası daha fazla alabilirdi sezon içerisinde. Bunlar futbolda var ama ayrı bir şanssızlığı da oldu Beşiktaş'ın. O yüzden sezonun geri kalanında da ben çok dramatik bir değişim beklemiyorum Beşiktaş'ta. Bazen karşılaşmalarda şans daha yanında olacaktır Beşiktaş'ın. Hani 3-4 gole çıktığı mücadeleler görebiliriz ama hani sezonun geri kalan 12 karşılaşmasında bu bitiricilik problemi çok aşılacak gibi durmuyor. Hani Larin, Batshuayi, Güven, Alex Teixeira, Kenan Karaman, hani hangisine baksan iyi bir bitiricilik görmüyorsun bu sezon. Gezal geçen sezona iyi başlamamıştı bitiricilik konusunda. Sonrasında açılmıştı. Gezal de belki açılabilir sezonun geri kalan kısmında. Yani bekliyoruz bitirici açısından. 12 hafta kaldı Beşiktaş açısından. Tabii öyle bir fikstüre giriyor ki Beşiktaş kredisi olmadan bir fikstüre giriyor. Üstünde fazla takım var ikincilik için. Hani tek takımı geçmeye çalışmıyor. Tek takımı geçmeye çalışırken puan farkının 5 ya da 6 olmasıyla 3 takımı geçmeye çalışırken puan farkının 5 ya da 6 olması aynı matematik, aynı hesap değil. Beşiktaş'ın hiç kredisi olmadan ikincilik yarışı içerisinde. Orada Başakşehir güçlü. Konyaspor'da İlhan Palut benim hoşuma gitti. İyi bir takımız, panik yapmayacağız dedi. Onların da ben sezon sonuna kadar puan kayıpları yaşasalar da o yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum. İşte Sivasspor maçı zaten istemediği bir sonuçla biterse Beşiktaş adına, Başakşehir karşılaşmasında çok bir anlamı kalmayacak puan olarak geride olduğu için. Çok kolay değil. Yani Beşiktaş bu fikstüre bana sorarsan Yeni Malatya, Rize, Antalya maçlarını kazanıp girmeliydi. Yani oradaki 6 puanı, kaybettiği 6 puanı, o krediyi bu fikstürde harcamalıydı. O fikstürde harcayınca işini çok zorlaştırdı Beşiktaş. Bugün Fanatik Gazetesi'nde de Beşiktaş sayfasında transfer haberleri var. Yıldızlar takipte denmiş. Mesela o isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eriyor. Henüz yeni sözleşme resmen imzalanmış değil. Listedeki isimlerden biri o. Sörloth yazılmış. Batshuayi yerine yeni sezonda golcünün Sörloth olabileceği belirtilmiş. Real Sociedad'da da çok mutlu olmadığı, ayrılığa da sıcak baktığı yazılmış. Halil için umut daha büyük. Yine Halil Dervişoğlu, program içerisinde bahsetmiştik. Beşiktaş'ın gündeminde olan bir diğer isim. Bir de Can Bozdoğan mevcut zaten takımda şu anda. O da kiralıktı. Schalke 04'le bir temas kurdu ve futbolcunun sözleşmesinde bulunan 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu düşürmek için Alman ekibiyle görüştüğü de yazılmış. Gerçi son dönemde performansı düştü. Pek fazla da tercih edilmiyor ama yabancı kuralını düşününce merkez orta sahada da işte Pjanic'in, Oğuzhan'ın ayrılıkları, Salih'in performansının düşüklüğü, onun haricinde Atiba'nın, gerçi geçen haber yaptık, bir yıl daha kalacak ama ne olursa olsun artık 40 yaşına merdiven dayamış olması oradaki rotasyonu biraz zayıflatıyordu. Can hani performans düşük olmasına rağmen takımda tutulmak istenmesi makul gözüküyor şu anda. Çünkü evet. Alttan da o bölgede gelecek hani bir 8 numara var mı? Hani bonserviste bir indirim yapabilirse Beşiktaş Can Bozdoğan'ın
ben de alınması gerektiğini düşünüyorum. Alınabileceğini düşünüyorum. Gerektiğini demeyeyim de alınabileceğini düşünüyorum diyeyim. Larin'le ilgili de Sabah gazetesinde Larin'in hayali suya düştü denmiş. Premier Lig'e gitme planını yapan yıldız oyuncuyla sadece Championship'ten iki kulüp ilgileniyor. Siyah beyazların 1 milyon 750 bin euro önerdiği 26 yaşındaki futbolcu parasını arttırma peşinde denmiş. Teklif 1.75, beklenti 2.5 Larin cephesinde. Ama işte Premier Lig'den de teklifler gelmeyince Championship onu ne kadar ikna eder, ne kadar yükseğe çıkabilirler? Championship takımları hani 1.75'in üzerine çıkarlar mı Kaliler'in için? Orası tartışmalı. Şu anda West Bromwich Albion ve Huddersfield'ın istediği söyleniyor. İki Championship ekibi onlar. Bakalım orada da süreç vidadan çok farklı ilerlemiyor. Taraflar anlaşmaktan bir hayli uzaklar. Şu anda hani erkenden davranıp sözleşme uzatabilen, kritik oyuncularla sözleşme uzatabilen bir takım oldu mu? Hani Ferdi belki hala sürüncemede, Vakeme hala sürüncemede, iyi haberler bekleniyordu bu hafta içerisinde ama perşembe oldu. Kritik bir oyuncu der misin? Geçen sezonki gol adedine bakınca hani önemli bir oyuncu. Kanada milli takımıyla 2021'i çok iyi geçirmiş bir isim. Artık uluslararası piyasada da isim yani yapmış bir oyuncu. Tüm bunlara rağmen ben Larin olmazsa olmaz bir isim olarak düşünmüyorum. Yani mesela Vakeme Trabzonspor için olmazsa olmaz bir isim. Ferdi de potansiyel ve son dönemdeki performansıyla çok konuşulan bir oyuncu. Ama Larin için hani mesela Vida mı daha önemli, Larin mi dersen bence Vida. Hı hı. Daha önemli bir oyuncu Beşiktaş açısından. Bir de stoperi yerine koymak, işte takımların yıllar boyu stoper problemi yaşadığını düşünürsek diri bir Vida işini görür. Ancak Larin için ben pek öyle düşünmüyorum açıkçası. Galatasaray'da da böyle bir oyuncu gözükmüyor zaten. Hani Feghouli, Babel öyle tutmaya çalışacağın oyuncular değil. Yok. Ayrılacaklar. Galatasaray diğer kulüplere yani göre. Orada akıllı işi Abdülkerim'le sözleşme yenilerek Konya yaptı mesela. Evet, Konya Spor. Yani doğru, Konya erken Spor davrandı. Orada erken davrandı. Sözleşmeyi imzaladı. Evet, son haber de Marka ile ilgili olsun Galatasaray'da. Yine Sabah gazetesinden Marka için Moskova derbisi denmiş. Lokomotiv Moskova'nın ardından CSKA'da oyuncuya talip oldu. Galatasaray 20 milyon euro değer biçerken sportif direktör Sensibil'e de oyuncunun alternatifi için arayışlara başladı. Yazılmış. Hatta bir gün öncesinde yanılmıyorsam fotomaçta Perez ismi gündeme geldi. Giresunspor'un sol ayaklı stoperi Marco eğer gönderirse Galatasaray'ın onu transfer edebileceği yazılmış. Bakalım Sensibil'in listesinde hangi isimler olacak diyelim ve bitirelim. Günlük programın sonuna geldik. Akşama Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı var. Deplasmanda saat 23'te, tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ülke puanı için de önemli. Çekya bizim direkt rakibimiz. O yüzden onlara mağlup olmak yerimizi de kaybetmek anlamına gelecek. Onu da hatırlatalım. Diğer maçları da yine takip edeceğiz. Yarın da tüm bu gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Herkese keyifli günler diliyoruz. Her ne kadar zor bir döneme girsek de. Hoşçakalın. Barış Ertür, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.